Merhabalar. Deniz Uğur'la 24 hafta sonu başlıyor. Hepinize, her birinize mutlu, daha da önemlisi umutlu hafta sonları diliyorum. Biliyorsunuz Türkiye hareketli günlerden geçiyor. Bugün de yine stüdyomuzda çok ilginç konularımız ve konuklarımız olacak. Ama tabii ki önce gazetelerdeki gündem başlıklarına göz atacağız. Önce size bu Ramazan bayramı ile ilgili tatil nedeniyle bir haberimiz var. Onu aktarmak istiyorum. Ramazan bayramı tatil nedeniyle e ee, çoğunuz görmüşsünüzdür. Yola çıkan sürücüler Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyormuş. Gelin bakalım görüntüler. Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen sürücüler yola çıkmaya başladı. Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı tüneli, Abant kavşağı ve Köroğlu park alanı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini arttıran il emniyet müdürlüğü ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor. İstanbul'un kuzey kesimlerinde ve Boğaz genelinde sis etkili oldu. Ben de buraya gelirken gördüm. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Boğaz'da gemi trafiği askıya alındı. İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04:55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi. Bazı vapur seferlerinin ise ikinci duyuruya kadar yapılamayacağı aktarıldı. Şehir hatlarının duyurusuna göre Beykoz, Sarıyer, Aşiyan, Anadolu Hisarı, Küçüksu, Üsküdar, Aşiyan, İstinye, Çubuklu, Rumeli Kava, Eminönü ve Anadolu Kava, Sarıyer seferleri gerçekleştirilemiyor. Evet her zaman olduğu gibi gazetelerimize göz atıyoruz. Göz bebeğimiz akşam gazetesiyle başlıyorum. Bakalım birinci sayfada ne manşetler var, ne haberler var. Mossad ve PKK'ya üçlü darbeye gözüme çarpan en büyük manşet burada. MIT, İsrail istihbarat Örgütü Mossad'a ajanlık yapan grubu yakaladı. Terör örgütü PKK'ya da iki darbe birden indirildi. Özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 arasında Mossad'la bağlantılı olduğu belirlendi. Tumlucalı'nın York Noyba ve Gavin Alto isimlerini kullanan insanla e, kullanan ajanlarla Avrupa'da buluştuğu saptandı. Tumlucalı'nın şüphelenmesine rağmen ajanlarla iletişime devam ettiği, kendisine iletilen isimlerle ilgili fiziki takip yaptığı anlaşıldı. Düzenlenen operasyonla Tumlucalı eşi ve altı kişi gözaltına alındı. Hemen bunun altında e, iki haber var yan yana onları da size aktarmak istiyorum. MIT Terör örgütü PKK, KCKPY'de YPG'nin sözde sorumlularından İpek Demir'i Kobani'de düzenlediği operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması YPJ'nin sorumlularından Vahide Atalay, Suriye'nin kuzeyindeki MIT operasyonuyla etkisiz hale getirildi. <laughs> evet, faciaya göz yumanları kovalayacağız başlığı var burada. Başkan Erdoğan Beşiktaş'taki yangın faciası ile ilgili sorumluların hesap vereceğini söyledi. Sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahsedenler 29 kardeşimizle ilgili tek cümle kurmadılar. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Takip edeceğiz, kovalayacağız. Haberin detaylarını 8. sayfada okuyabilirsiniz. Türkiye AKK'yı askıya aldı haberi var. Hemen bunun altında Türkiye 1992'de katıldığı Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Anlaşması'nı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle askıya aldı. Dışişleri Sözcüsü Keçeli Türkiye'nin anlaşmadan çekilmediğini Rusya'nın çekilmesiyle anlaşmanın anlamını yitirdiğini vurguladı. Ölüm Kulübü'nde 5 ihmal başlığını görüyorum burada. İstanbul'da 29 kişiye mezar olan gece kulübündeki yangınla ilgili ihmaller bilirkişi ön raporunda tek tek sıralandı. Tadilat yapılan iş yerinde yanıcı malzemeler depolandı. Bu malzemelerin önünde önlemsiz açık kaynak yapıldı. Çalışma sırasında kaynak çapakları etrafa sıçradı. Acil tahliye için gereken yangın çıkış kapıları kapalıydı. Kulübün yangın söndürme sistemi de çalışmıyordu. Evet akşamın haberi bu şekilde. Üçüncü sayfada detayları okuyabilirsiniz. Bu arada hemen altında patron gizli kapıdan kaçmış başlığı var. Kulübün ortaklarından Menduhçe ifadesinde iki çalışanla birlikte gizli kapıdan çıkarak yangından kurtulduklarını söyledi. Evet CHP'li başkan CHP'li başkanı suçladı. Başlığını görüyorum burada. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer isyan etti. Belediyeyi eski yönetimden boş bir kasayla devraldık. Hızlı bir şekilde ihtiyaç dışı personel alımları yapılmış. 31 Mart'tan sonra bile alımlar devam etmiş. Bu girişim iyi niyetten uzaktır. Demiş, özer görevi Deniz Bozkurt'tan böyle devralmıştı diye. Ee, bir de fotoğraf yer alıyor burada. Haberin detaylarını 8. sayfada Akşam gazetesinde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Sabah gazetesine bakıyoruz. Evet, yolumuza güçlenerek devam edeceğiz manşeti var. Başkan Erdoğan, 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil, daha büyük zaferlerin de habercisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, güçlenmiş şekilde devam edeceğiz. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Seçim sonuçlarının da davamız açısından hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizi zafer sancağını burca dikip gönül huzuruyla nöbeti gençlere devredeceğiz. Sürekli işçi emekçi hakkından bahsedenler, Beşiktaş'taki yangında ölenlerle ilgili tek kelime etmedi. Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömdü. 29 işçinin ölümüne kimler göz yumdu? Savcılarımızla bunu kovalıyoruz demiş Başkan Erdoğan. E, ayrıca altındaki e, güzel fotoğrafı görüyorsunuz. Bakın Topkapı Sarayı Kutsal Emanetler Dairesini ziyaret eden Erdoğan. Hüseyin Kutlu ve ekibi tarafından 8 yılda yazılan 10 ciltten oluşan İstanbul mushafını hediye etti. Evet ben bunu da görmüştüm. 12 ülkeden Gazze'ye umut yolculuğu gözüme çarpan bir diğer haber. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkenin STK'ları harekete geçiyor. Özgürlük filosu Gazze'ye yola çıkıyor. İsrail'in deniz ablukasını kırmayı ve yardımları Gazze'ye ulaştırmayı hedefleyen Uluslararası Özgürlük Filosu, 12 ülkeden gazeteciler, aktivistler, doktorlar ve sanatçıları da taşıyacak. E, che Guevara'nın kızı ve Nelson Mandela'nın torunu da filoda yer alacak. 9. sayfada Sabah Gazetesi'nde detayları okuyabilirsiniz. Ee, ayrıca Birleşmiş Milletler'den Gazze'de katliam uyarısı, İsrail'e silah satışı yasaklansın. Bunu da 9. sayfada okumanızı öneriyorum. Ee, yine aynı şekilde MIT'ten Mossad hücresine operasyon başlığı var burada. MIT Mossad'a çalışan bir şebekeyi daha çökertti. De Dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin 2011-2020 yıllarında Mossad'la çalıştığı ortaya koyuldu. Operasyonlarda Mossad ajanlarıyla Viyana, Zürich ve Berlin'de görüşmeler yapan ve raporları internet üzerinden ulaştıran Tumlucalı çiftiyle birlikte 9 kişiden oluşan çete çökertildi. Bu haberi de sabah gazetesinde okumuş olduk. Konya'dan Hatay'a gönül sofrası. Bunu yayından önce görmüştüm ve çok hoşuma gitmişti. Fotoğrafı görebiliyorsunuz. Depremde Hatay için seferberlik ilan eden Konya, Ramazanda da yanlarındaydı şeklinde haber. 6 Şubat'ta Hatay'ın yardımına ilk koşan Konya Büyükşehir Belediyesi oldu. Kentin ayağa kalkması için maddi ve manevi büyük işler yaptı. Konyalı hayra koşanlar grubu da Ramazanda konteyner kentte kalan 1400 kişiye iftar verip gönül köprüsü kurdu sabahın haberi bu şekilde 10. sayfada detayları var. Arkadaşlar şimdi Hürriyet'e bakacağım. <laughs> Bakın böyle haberleri okumaktan çok zevk alıyorum. Araştırmalar bunlar çünkü ve tarihe dayanıyor. Makbule Hanım'ın Sırları. Araştırmacı yazar Nüket Aşkın Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan'ın hayatını sırlarıyla Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım adıyla kitaplaştırdı. Makbule Hanım'la ilgili sis perdesini kaldıran kitapta Atatürk'ün çocukluğuyla ilgili birçok anı da yer alıyor. Evet Atatürk'ün kız kardeşinin hayatı kitap olmuş. Fotoğrafı görüyorsunuz bu fotoğraf 16 Temmuz 1927 tarihinde çekilmiş. Mustafa Kemal Atatürk Bahçe Sarayı'na gelirken Makbule Hanım merdivenlerde karşılayıp elini öpüyor. Mustafa Kemal'le Makbuş dediği küçük Kız kardeşi Makbule'nin Hacı adını verdikleri bir kargaları var. Bir gün kargayı ölü bulurlar. Buldukları yere gömerler. Mustafa'nın isteği üzerine yanına bir de dut ağacı dikerler. Adına Hacı dutu derler. Küçük Mustafa ders çalışırken mavi gözleri yorulmasın diye Zübeyde Hanım gaz lambasının etrafını mavi kağıtla kaplıyor. Makbule Hanım okula gitmemiş, yalnızca okur yazar. Atatürk'ün kız kardeşi olarak protokolde yer alıyor. Atatürk kardeşine adab-ı muaşeret dersi aldırıyor. Makbule abine kimseleri layık göremiyor. Latife Hanım ve Fikriye ile bu yüzden sorun yaşıyor. Makbule Hanım ölüm döşeğindedir. Ağzından çıkan son sözleri oldukça dokunaklı. Abime haber verin gelsin beni aldırsın. Nuran Çakmakçı'nın bu haberini 11'de 11. sayfada okuyabilirsiniz. Bakın az önce gösterdiğim fotoğrafın bir benzeri var burada İstanbul Musafı Kutsal Emanetlerde şeklinde başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan Topkapı Sarayı'ndaki Kutsal Emanetler Dairesi'ni ziyaret etti. Hüseyin Kutlu ve ekibinin 8 yılda yazdığı 10 ciltlik İstanbul Musafı'nı hediye etti. Erdoğan Hazreti Muhammed'in hırkasının Ayak izinin, sakalı şerifinin yanı sıra halifelere ait eşyaların ve ezya, el yazması Kur'an-ı Kerimlerin de bulunduğu kutsal emanetleri dolaştı. Erdoğan Topkapı Sarayı ziyareti çıkışında basın mensuplarına kandil simidi ikram etti. İstanbul Nakkaşhanesi'nde bin adet özel tıpkı basımı yapılan musafın ölçüleri orijinaliyle aynı olarak hazırlandı. Bu gerçekten e, ilginç ve güzel bir haber. 10. sayfada detaylarını okumanızı tavsiye ediyorum. İsrail ajanı bir dedektif daha. Bu da aynı e, haberin e, bir başka yönünü öne çıkaran e, yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer alan bir haber. İsrail e, gizli servisi Mossad adına casusluk yaptıkları gerekçesiyle özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ile eşinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı diyor. E, MİT'in elde ettiği bilgilere göre Tumlucalı ve eşi 2011-2020 yılları arasında MOSAD'a çalıştı. MOSAD'ın istediği kişileri ve şirketleri takibe aldılar. Haklarında bilgi topladılar. Tumlucalı istihbarat elde etmek için 9 kişiden oluşan bir ekip kurdu. Bir ay önce de özel dedektif Hamza Turhan Ayberk MOSAD'a bilgi topladığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. 13. sayfada detayları. Avrupa'da PKK'ya tolerans azalıyor haberini görüyorum hemen bunun yanında. Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önemli mesajlar verdi. Fidan, terörle mücadelede NATO üyesi ülkelerin tam ve koşulsuz Türkiye'ye destek vermeleri gerektiğini vurguladı. PKK'nın Avrupa'da daha zor bir döneme girdiğini de şöyle anlattı. Memnuniyet verici bir konu. PKK'ya karşı toleransın giderek azaldığını görüyorum. Bu önemli. 8. sayfada haberin devamını okuyabilirsiniz. Bir inşaat ordusu başlığı var hemen bu haberin altında. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'ye deprem bölgesinde devam eden çalışmaları sordum demiş Fatih Çekirge. Çarpıcı bilg bilgiler verdi diye aktarmış. Binden fazla şantiyemiz var. Tam 110 bin kişilik bir inşaat ordusu Çalışıyor. Şehir merkezlerini meydanlarla yeniden oluşturuyoruz. 12. sayfada bu haberi okuyabilirsiniz. Evet İliç'te bir işçinin de cenazesi bulundu. Ee, 3. sayfada da bunu takip edebilirsiniz. Şimdi milliyete geçeceğim. Şehrin bombaları. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakın. İstanbul'da 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında 29 kişinin ölmesi gözleri şehir içindeki benzer yerlere çevirdi. Bakın Gayrettepe'deki gece kulübünde yangın çıkışlarının yetersizliği uzmanların en çok dikkat çektiği eksikliklerden. Ortaköy, Beşiktaş, Etiler ve Taksim'deki eğlence duraklarını gezdiğimizde birçoğunun sadece tek bir giriş kapısının olduğunu gördük. Çevresi betonla kaplı bu apartman altı eğlence merkezlerinin yangın çıkışları da yok ve çoğu dar sokak aralarında. <laughs> Benzer tehlikeler düğün salonları için de geçerli. Fatih'teki birçok düğün salonu binaların altında bulunuyor ve sadece tek kapıdan giriş çıkış yapılıyor. Şehrin ortasındaki akaryakıt istasyonları da herhangi bir ihmalde Faciaya sebep olacak yerler arasında. Üstelik bu benzin istasyonlarının çevresinde çok sayıda ev, iş yeri hatta okul dahi bulunuyor. 9. sayfada lütfen detayları okuyalım bu haberin. E, çünkü gerçekten önemli. Bakın burada çok güzel bir haber var. Çocuğumuzun resmini görüyorsunuz. Umut NASA yolcusu haberin başlığı. Uşak Ömer Dönmez Toklu Ortaokulu'nun 6. sınıf öğrencisi Umut Can Umut, ABD'deki Kennedy Space Center'da yapılacak olan NASA astronot eğitimine katılmaya hak kazandı. Umut, 30 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde NASA'da çalışmalar yapacak. Program sonunda Umut'a NASA astronot eğitimi sertifikası da verilecek. Evet. Burada ilginç bir haber daha var. Bakın hurafemi felaket habercisi mi şeklinde halk arasında kıyamet balığı olarak adlandırılan ve felaket yaklaşırken ortaya çıktığı söylenen kürek balığının Tayvan'da yaşanan 7.4 büyüklüğündeki depremden saatler önce bölgede bir balıkçı tarafından avlandığı ortaya çıktı. Bir inanışa göre sismik hareketlerin öncesinde bu balıklar sığ bölgelere doğru harekete geçiyor. Bu nedenle deprem habercisi olarak nitelendiriliyor e, meraklısı 3. sayfada okuyabilir. Biden sert çıktı. İsrail kapıları açtı başlığını görüyorum hemen bunun yanında. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'ın yardım görevlilerine yapılan saldırı sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'ya rest çekmesinin ardından İsrail Gazze'ye yardım sağlanması adına 3 noktanın ulaşıma açılmasını kabul etti. İsrail savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana kapalı olan Kuzeydeki Eres kapısını ve Aşdot limanını yardımlara açacak. 8. sayfada okuyabilirsiniz. <laughs> Türkiye gazetesine bakıyorum şimdi. Evet, buradaki en büyük manşet Mossada son darbe 4. E, operasyon için düğmeye basıldı bunu tekrar altını çizerek size aktaracağım. MIT ve Emniyet'in Köstebek operasyonuyla İs İsrail istihbaratına çalışan 8 kişi yakalandı arkadaşlar. Türkiye'de satın aldığı kişiler üzerinden ajanlık faaliyeti yürütmeye çalışan Siyonistler bir defa daha yakalandı. Türk istihbaratı özel dedektif Ahmet Ersin Tumlucalı ve eşinin Mossad'la bağlantısının olduğunu tespit etti. Takibe alınan Tumlucalı'nın Viyana, Zürich, Münih, Frankfurt ve Berlin'de yüz yüze görüştüğü belirlendi. Mossad ajanlarından para alan Tumlucalı son olarak İstanbul'da Orta Doğulu bir kişiye yönelik bilgi toplamaya başladı. İstihbarat ve emniyet de onları adım adım izledi. Türkiye, Gürcistan, Almanya ve Orta Doğu'da araştırma, keşif ve takip faaliyetlerinde bulunan Türk ajan, karısı ve 6 şebeke üyesi iş üstünde yakalandı. 10. sayfada okuyun bu haberi. <laughs> Burada bir sürü manşet var önemli. Dolmabahçe'de samimi sohbet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahit Ören'i kabul etti. Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen bir saatlik görüşmede ekonomi ve seçimlerin yanı sıra İç ve dış gündemin sıcak başlıkları değerlendirildi. Ören Holding ve Medya olarak yeni projelerini de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlattı. Medyada Türkiye Gazetesi, TGRT Haber ve İHA gibi dev markalara kardeş olarak dijitalde de yeni mecralar oluşturma gayretinde olduklarını belirten Ahmet Mücahit Ören ayrıca İhlas Holding'in büyüyen faaliyet alanları ile ilgili de bilgi verdi. Bu biz medyacıları ilgilendiren bir haberdi. Evet burada korkunç bir haber görüyorum. Maalesef e, 85 yaşındaydı <laughs> köpekler kadını parçaladı şeklinde ben 82 yaşında oku, olduğunu okumuştum ama Akseki'deki mezarlık ziyaretine giden evet 82 yaşındaki hava Özen'i köpekler parçaladı ve köpeklerin sahibi tutuklandı diyor. Bu problemi e, ne şekilde yani herkesi mutlu edecek şekilde nasıl çözeceksek hemen çözmemiz gerekiyor. Üçüncü sayfada. Bir de deprem dramı var hemen altında polis memuru çocuk diye defnedilmiş bakın Ebrar sitesinde ölen polis Mustafa İlhan'ın cesedinin çocuk sanılarak başka bir aileye verildiği ve Kayseri'de defnedildiği ortaya çıktı diyor. Üçüncü sayfada intihar mı cinayet mi başlığını görüyorum bakın fotoğrafı görüyorsunuz önce anne ve küçük oğlunun cesedi evde yanmış halde bulundu. Babanın da yanmış bedeni uçurumdaki araçtan çıkarıldı. Mersin'in Erdemli ilçesinde Nurgül Kaya ve 10 yaşındaki oğlu Emrullah yanan evlerinde öldü. Baba Neşet Kaya'nın cesedi de 4 kilometre uzakta yanmış araç içinde bulundu. Esrarengiz olayın intihar mı cinayet mi olduğu belirlenemedi. Üçüncü sayfada detayları var bu haberin. Bakın. Gazze için daha korkun, korkuncu pusuda şeklinde bir haber daha görüyorum. Aksa'yı basacaklarmış. 6 ayda Gazze'de 33 binden fazla sivili katleden Siyonist İsrail yeni bir çılgınlığa hazırlanıyor. Siyonist grupların Fısıh Bayramı'nda Mescid-i Aksa'yı işgal edip yeni bir katliam dalgası başlatacağı. Belirtiliyor Yılmaz Bilge'nin haberi 12. sayfada yardım almaya gidenler vuruldu şeklinde de devam ediyor bu haber. Sınav için gaza basma zamanı okullar bir haftalığına ara tatile girdi. YKS ve LYS'ye hazırlanan adaylar tempoyu arttırdı. Eğitimciler uyardı sınavdan önceki son e, ara tatilini iyi değerlendirin şeklinde. <laughs> Bakın bu bir ben de ilgiyle karşılamıştım Türkiye gazetesinin ilk sayfasında. Ekonomide çok tuhaf hareketler. Dünyada gıda ucuzluyor, bizde uçuyor. Geçim sıkıntısına rağmen lüks ve tatil tutkumuz da hız kesmiyor. Evet, detayları okuyalım. Dev ekonomiler de enflasyonla boğuşuyor. Ancak bizdeki tablo biraz tuhaf. Halkın en büyük gider kalemi gıdada. Fırsatçı ve stokçular fiyatların inmesine izin vermiyor. Hem de dünyada gıda fiyatları dip yapmışken. Mayıs'ta enflasyonun %73 ile pik yapması bekleniyor. Hükümet harcamaları kısmaya çalışırken bayram tatili için neredeyse ülkenin yarısı yollara dökülüyor. Ferrari, Porsche gibi lüks araçları satışı da sürekli artıyor. Tatil yolu için hayat kurtaran tavsiyeler hemen bu haberin altında. 9 günlük bayram tatili başladı, yollar doldu. Uzmanlar uyarıda bulundu. En yüksek ölümlü kazalar tatil yolunda oluyor. Yalnız yolculuk yapmayın, sütlü gıda yemeyin, stres yapmayın. E, i̇kinci sayfada bu haberin e, uzman uyarılarının detaylarını okuyabilirsiniz. Bazı haberleri gerçekten ben de anlayamıyorum. O kalabalığı e, gördük hep birlikte şaşkınlık içinde bırakıyor beni toplumumuz bazen. Evet, Yeni Şafak gazetesine geçiyorum şimdi. Silah envanteri artık gizli şeklinde bir manşet var burada. En büyük manşet bu. Son yıllarda savunma sanayindeki atılımlara dikkat çeken, atılımlarıyla dikkat çeken Türkiye, Avrupa'da konvansiyonel silahlı kuvvetler anlaşmasını askıya aldı. Türkiye bundan böyle anlaşmaya tabi 5 konvansiyonel silahtan ...ne kadar ürettiğini kimseyle paylaşmayacak. Paris'te 1990'da NATO ile Varşova Paktı arasında imzalanan... ...AKKA Temmuz 1992'de yürürlüğe girdi. Anlaşma zırhlı muharebe araçları, muharebe tankları, savaş uçakları, toplar... ...ve saldırı helikopterlerinde üretim kısıtlamasıyla ilgili bilgi paylaşımını kapsıyordu. Anlaşma Atlantik kıyılarından Sovyetlerin Ural Dağları'na kadar uzanıyordu. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, AKKA'nın askıya alınma nedenini şöyle açıkladı. Rusya 7 Kasım 2023 itibarıyla çekilmişti. Bunun sonucunda anlaşmanın anlamlı şekilde uygulanması imkanı kalmamıştı. NATO müttefiklerimizle birlikte anlaşmayı ihtiyaç duyulan bir süre boyunca askıya almaya karar verdik. Sayfa 10'da detayları okuyabilirsiniz. Hadi hayırlısı diyelim. İsrail'e silah satan savaş suçu işler manşetini okumak istiyorum size. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi İsrail'e silah satan devletleri hedef alan önemli bir kararı imza attı. Konsey Gazze'de soykırım riski olduğunu ifade ederek İsrail'e silah satışının durdurulmasını talep etti. Karara göre silah satışını durdurmayan ülkeler savaş suçlarından sorumlu tutulacak. Lütfen 8. sayfada Detaylı bir şekilde okuyun. Buradaki fotoğrafı size göstermek istiyorum. Bakın, toprağa düşen çocukların anısına. Başlık: 5 Nisan Filistin'in Çocuklar Günü dolayısıyla Refah'ta buluşan Gazzeli ressamlar İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden binlerce çocuğu anmak için duvara grafiti çizdi. Evet, dağılma korkusu buradaki bir başka başlık. İyi Parti'de seçimlere hür ve müstakil girme kararı tartışılıyor. Bilge Yılmaz ve Buğra Kavuncu'nun istifalarının Meral Akşener'e karşı liderlik beyanı olduğu, partinin bu süreçten dağılmadan çıkmasının zorlaştığı belirtiliyor. Meraklısı 11. sayfada okuyabilir. Evet Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfası da bu şekildeydi. Şimdi size aktaracağımız bir başka haber daha var. İstanbul Beşiktaş'taki gece kulübü yangınının yankıları sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 kişinin hayatını kaybettiği facia ile ilgili muhalefete yüklendi. Hak, hukuk ve adalet kavramlarını ağızlarından düşürmeyenlerin bu korkunç facia karşısındaki sessizliğini eleştirdi. 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler diye sorarak CHP'li yerel yönetimleri işaret etti. İzliyoruz. Ağızlarını her açtıklarında hak, hukuk, adalet kavramları üzerinden gönüllü kuruluşlarımıza dil uzatanların iki yüzlülüklerini çok iyi biliyoruz. Sürekli ahlak tüccarlığı yapan, sürekli işçinin, emekçinin hakkından bahseden bu çevreler önceki gün Beşiktaş'taki yangında hayatını kaybeden 29 emekçi kardeşimizle ilgili çıkıp tek cümle kurmadılar. Üslubu sertti. Hedefinde muhalefet vardı. Beşiktaş'taki yangın faciası üzerinden eleştirilerini sıraladı. 29 işçinin ölümüne göz yumulduğunu söyledi, CHP'li yerel yönetimleri işaret etti. Bu binaya inşaat ruhsatını veren İmar ruhsatını veren ve binanın en alt bodrum katlarını gazino haline getirmeye müsaade edenler kim? Şimdi tabii ki biz de savcılarımızla bunu takip ediyoruz. Bunu kovalıyoruz. Kovalamaya devam edeceğiz. Kimler bunlar? 29 tane orada vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Biz de kovalayacağız. Erdoğan bu bağlamda seçim sonrası Van'da yaşanan provokasyonlara da değindi. İşçi ailelerine mesafeli yaklaşanların terör örgütü sempatizanlarıyla dayanışma sergilediğini söyledi. Ama birileri de hemen anında koşup gittiler. Niye? Çünkü kendi günahlarını Nasıl örteriz bunun peşinde koştular. Bölücü terör örgütünün sokakları yakıp yıkan vandallarıyla sergiledikleri dayanışmayı rızkının peşindeki insanların ailelerine çok gördüler. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da geleneksel Türgev iftarına katıldı. Gündeminde sadece yangın faciası yoktu. Yerel seçim sonuçlarına da değindi. Bizler kadere ve takdire inanan insanlarız. Sandık sonuçlarının da davamız, hareketimiz, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz. Sandıktan çıkan sonucu dönüm noktası olarak gördüğünü bir kez daha yineledi. Daha büyük zaferlerin işaret fişeği olarak yorumladı. 31 Mart sadece yeni bir dönüm noktası değil aynı zamanda daha büyük zaferlerin müjdecisi, muştusu ve habercisi olacaktır. Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle pekleşmiş bir şekilde devam edeceğiz. Siyasette yarım asra yaklaşan mücadelemizin zafer sancağını burca dikecek ve ardından gönül huzuruyla nöbeti sizlere devredeceğiz. Evet sevgili stüdyo konuğum yanımda. Hoş geldiniz tekrar. Evet. Volkan Akay Bay ifade olarak tanıyorsunuz. Geniş bir hayran kitlesi var kendisinin. Ee, Türkiye'nin ilk ifade eğitmeni ve motivasyon konuşmacısı. Evet, evet olduğunuzu biliyoruz. Bunların hepsini açacağız. Ee, size soracağım çok enteresan bir soru var. Onunla pas atacağım size ama öncesinde konuğumu kısaca tarif etmek istiyorum. Ee, hem üniversitede öğretim görevlisi, stratejik iletişim vaka analizleri, TV programcılığı, TV metin yazarlığı, etkili sunum ve söyleşi teknikleri, seslendirme, dublaj Etkinlik yönetimi, kişisel gelişim yöntemleri, beden dili, ses dili, iletişimde duygu yönetimi, sosyal medya yönetimi, reklam ve tanıtım dersleri. Siz kimsiniz Volkan? <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Bakın, ederim. Bay İfade e, Akademisi İfade Akademisi ve Motivasyon Merkezi. E, yani. Evet, kurmuşsunuz. E, i̇ki tane de kitabınız var, ben, var Evet. San. Bir sonraki zor gelmeye başladı artık. Ve ilham veren kadın. Ve ilham veren kadın. Ben e, bu sunuşu yaptım. Bu <laughs> sunuşu ederim. yaptım. Şimdi size şu soruyla e, topu atacağım. Buyursunlar. Biz iletişimde, yani bir uzman olarak soruyorum. Hangi e, durumdayız? Şu <gülüyor> <anda>? <gülüyor> e, aslında teşekkür <laughs> ederim. E, nazik tanıtımın için. Rica Deniz. E, i̇letişimde hangi noktadayız? Arada seninle konuşmuştuk. Hı hı. E, istersen ...bir parça da mizahi olarak kabul ederse evet. izleyicilerimiz... ...Masar Fuat Özkan'ın bir şarkısıyla başlamak isterim. Evet. Hatırlayacaksınız onu. Sözlerin hepsi aklımda olmadığı için çıktısını aldım. Gülmüyor yüzüm, hayat zor oldu. Güller susuz kurudu soldu. Tövbe ettim yine bozuldu. Yüreğim yanar, mazeretim var asabiyim ben. <laughs> Eskidim belki, gönül yoruldu. Aşık oldum, soru soruldu. Affet beni kırdım istemeden yüreğim yanar mazeretim var asabiyim ben. Boş laf bunlar hepsi bahane. Talim ne kötü ne şahane. Nedir bu böyle aynı hikaye? Suç kimde neden böyle? Üzdün yeter üstüme var mı? Soru sorma biliyorsun. Mazeretim var asabiyim ben. E, geldi... Çok iyi anladım. E, bugün e, MFÖ'de e selam olsun tabii, ellerine tabii. sağlık, yüreklerine sağlık. Tabii. Çok güzel yazmışlar. Bugün Çok. geldiğimiz noktada iletişimde biraz mazeretim var asabiyim noktasındayız evet, aslında. Dikkatimi çekiyor, evet. Biraz fazla sinirliyiz. Hı. Bir sürü sebep sayabiliriz sinirli olmamız için. E, i̇şte e, hayat kolay değil, hayat zor Hı. biliyoruz. E, ama bunun yanında insanların kendilerini geliştirmemek için. E, yaptıkları bir direniş var. Hmm. Öğrenmemek için yaptıkları bir direniş var. Tamam. Türlü sıkıntılarımız var. Hepimizin var. Bunlar sinirlenmemiz ya da mutsuz olmamız için, huzursuz olmamız için yeter sebepler. Ama bir yerde ben en azından ona inanıyorum. İşin döneceğine inanıyorum. Bu kadar mutsuzluk yeter diyeceğimiz bir an gelecek. Mutlaka. Bu kadar huzursuzluk yeter dediğimiz bir an gelecek. Bu kadar her gün şikayet etme halinden e, bıkacağımız, bıktığımız, bıkmaktan bıkacağımız anlar gelecek keyfimiz iyi değil. Hı hı. Mutsuzuz. O yüzden sokakta herkes birbiriyle birbirine tahammül yok. Bakışmaktan bile kavga eder hale geldik. İş yerinde mutsuzuz. Çoğumuz hali hayatında mutsuzuz. Belki ikili ilişkilerimizde bile dengeyi tutturamadık. Ne yapsak olmuyor noktasındayız. Özetle iletişimde geldiğimiz nokta aslında arınma çabaları arayan hı hı. E, mutsuz insan, huzursuz insan noktası Yani arama çabaları arayan dediğinize göre henüz arınmayı başaramamış demektir. Ben bundan konfor alanından çıkmayı, bir şeyleri daha önce yapmadığı şekliyle denemeyi, yeni şeyler denemeyi anlayabilir miyim? Anlayabiliriz bir parçasını. Bir iki not almıştım. Bak bugün insanın en e, çabuk yapmaya çalıştığı şey mevcut e, stresinden, mevcut dertlerinden en hızlı yöntemde kurtulma çabası. Hı hı. Bak şaman öğretileri, hı hı. mindfulness... NLP, Theta Healing, Yoga, Meditasyon, Yaşam Koçluğu, Mentorluk, Akses Bar, Astroloji, Reiki, Feng Shui, e, Qigong, Tai Chi. Hızlı bir arınma çabası. Hepsi bunun için. Hepsi bunun için. Hı -hı. Uzak doğuda bunlar çok uzun yıllardır, binlerce Hı -hı. yıllık öğretiler. Bu Elbette bunları kullanacağız, elbette bunlardan yararlanacağız. Ama özü şudur. İlim Çin'de bile olsa gitip alın değil mi? Evet. evet. Ama özü şudur Deniz. Ee, beden, ruh, duygu e, dengisi bulma çabası hı hı. Hı hı. arınmayı istemek mevcut dert, dertlerden kurtulmaya çalışmak çalışmayı istemek elbette çok mantıklı makul ve olması gereken bir şey ama bu hızlı arınma çabası bir iki tane olumlamayla ya da bir iki tane ritüelle hayatının değişeceğine bir anda hayatının değişeceğine inanma çabası e, çok yorucu gerçekçi değil üstüne biraz da kibirli yapar hale geldi bize biraz hı. daha bencil e, yapar hale geldi. Hmm. Şimdi bak kişisel gelişim öğretileri mesela elbette insanlar kişisel olarak kişisel gelişim öğretilerinden yararlanarak kendilerini geliştirmek için ellerinden geleni yapsınlar. Yapıyorlar da. Ama bu bizi biraz bencilleştirdi fark etmeden. Biraz kibirli hale getirdi. Ne yaptı biliyor musun? Sen çok özelsin yaptı. Hı hı. Senden daha değerlisi yok yaptı. Senden bir tane daha yok yaptı. E tamam senden daha başka biri yok. Bir tane daha yok. Sen çok özelsin. Ama bu insanı içine kapatan İletişimde ne noktadayız bak söyleyeyim. Yalnızlaşma gibi mi? Of! Umursama. Hmm. Seni üzeni umursama. Sana yanlış yapanı umursama. Önemsemeyerek onu yok say. Kişisel gelişim öğretileri ya da insanın gelişim süreci... ...başkalarını önemsemeyerek ya da onu umursamayarak... E, ...bizi güzelliğe erdirecek bir şey değil. Biri o zaman değil. gelişim bunun neresinde? E, yok. Ama işte bugünün öğretileri... E, Yazışmalara bak insanların birbirle yazışmalarına bak çekilen videolara bak Ondan kurtulmak istiyorsan onu önemsemeyeceksin diyor. Umursamayacaksın diyor. Elbette. Bu bir teknik, taktik. Yapabilirsin. Kendini iyi hissetmek adına yapabilirsin. Gerçeklerin üstünü örtmeden yapman şartıyla tabii. Hı -hı. Kendine dair gerçekleri ötelemeden tabii. Hı -hı. Yaptığın yanlışların üstünü örtmeden yapman gereken bir şey tabii. Yaptığın şeylerin doğruluğundan emin olduktan sonra belki yapacağın bir şey. Hı -hı. Yeterince adil yaşadığından emin olduktan sonra, adil davrandığından emin olduktan sonra belki de yapacağın bir şey. Hı -hı. Ama e, hastalık baki. Fakat üstüne güzel bir ceket giydirince her şeyin çözüleceğine inanan bir e, iletişim, bir öğreti dünyasıyla karşı karşıyayız. Çabuk çözüm beklemek dediniz ya, ben sizin bazı konuşmalarınızı izlediğimde hep inat etmekten bahsediyorsunuz. İnat edin, yani istediğiniz şeyin peşinden istikrarla gidin, inat edin, e, sizi negatifle yükleyen insanlara kulak asmayın siz yolunuza devam edin şeklinde. Yani burada olumlu bir inattan bahsediyorum. Olumlu bir inat. Ben onu çok iyi anladım ve e, hani e, bu e, sadece başarılacak olan, arzulanan hedeften değil, oraya giden yoldan keyif almak da var. Değil mi? Zaten bizi olgunlaştıran ve hedeflediğimiz amaca hazırlayan da o yolculuk değil mi? Tam da öyle. Hani Mutlu buna olmaya. emek harcamazsak nasıl olacak bu üç günlük, beş günlük e, olumlamayla? İnsanların en büyük sıkıntısı yorgunluk. Hı hı. Hayat belki de bize istediklerimizi verecek ama büyük ihtimalle istediğimiz zaman vermeyecek. Hı. O sabrı gösterenler, o mücadeleye inananlar görecekler hı. o güzellikleri, mutlulukları. Çok güzel bir şey çağrıştırdın bana. Mutlu olmaya çabalanmaz. Anlatırım konuşmalarımda. Hı hı. Çabalarken mutlu olur insan ya da çabalarken mutlu olmayı öğrenmeli insan. Evet. Ama mutlu olmaya çabalamak... Yorucu bir şeydir, bıktırıcı bir şeydir. Bir zaman sonra ben bunu başaramayacağım hissi yaratır. Bırakırsın. Hayata neden geldiğini anlamadan ölen bir sürü insan var. Bu hayata geliş nedenini bulamadan ölen bir sürü insan var. Bu hayata geliş nedenine yaklaşamamış, bu yüzden de kendini tanıyamamış, kendiyle yüzleşememiş bir sürü insan var. Bana gelen, merkezimize gelen danışanlarımızdan da biliyorum. Öyle mutsuz ki insanlar. Çünkü Hadi bak ya daha gerçekçi gidelim. E kendiyle çok da güzel yüzleşmemiş Deniz. O yüzden kendini gerçekleştiremiyor. Kendini gerçekleştirmek hani bu Maslow çok böyle teknik konuşmak istemediğim için Hı -hı. kendini gerçekleştirmek en yukarıda. Hı -hı. Kendini gerçekleştirmeden önce e, diline, gözüne gerçekleri söyleteceğin, dürüstçe Yüzleşenek. yüzleşeceğin kendinle. E sen daha yüzleşmemişsin. Gideceğim bir tane seansa güzel de ambiyans müziği verecekler. Yapalım onları tamam. Ama o ambiyans müziğiyle ne o arındım. Ne o duygusal e, deşarj oldum. Kendimi iyi hissettim. Tamam o müzikle hepimizi iyi hissedebiliriz zaten. Bulunduğumuz ortamda biraz nefes alarak elbette kendimizi iyi hissedebiliriz. Hı -hı. Az önce senin söylediğin konfor alanından çıkarak yapacağım bir tatil bile ille de bir meşguliyet olmasına lüzum yok. Sana iyi hissettirebilir, sana nefes aldırabilir. Hı -hı. Ama sorunların üstünü örter mi? Sana dair senin tespit etmekte e, etmekten imtina ettiğin gerçeklerinin üstünü örter mi? Örtmez. Dolayısıyla önce sayıcı bir yüzleşmeye ihtiyacımız var. Acıtarak, Biraz kanatarak. Biraz korkuyor mu insanlar bunda? Ama işte korkarsan kaybedersin. Evet. Korkarsan daha çok üzülürsün. Çözüm değil korkmak. Korkarsan vazgeçersin. Evet. Korkarsan yenilirsin. Korkarsan sana yine kötülük yaparlar. Korkarsan benim, belki de onca çaban boşa gider. Onca çektiğin şeyi bir daha çekmek zorunda kalırsın. Korktuğun şeyi yaşarsın. İlk şart şu. Her şartta kendini koru. Hı hı. İlk şart bu. Korkmamanın ilk şartı. Her şartta kendini koru. Bu bencillik ya da egoistlik demek değil. Kendini kendinden de korumak kendini var. Kendini kendinden içinde. de koruman gerekir. O be öyle güzel söyledin ki bak kendini kendinden nasıl koruyacağım biliyor musun? Kendine dair gerçekleri böyle avazın çıktığı kadar kendine bağırarak Hı -hı. yaptığın yanlışların üstünü örtmeden onlarla yüzleşerek. Başkalarına yanlış yapmışsan özrünü dileyerek hatanı telafi edebileceğin bir durumsa onu telafi ederek ama kibrin ama egon, elbette buna engel. E sen kibirli olmaya devam et ama yüzleştim arındım. Olmaz. Olmaz. Yaralanıp berelenmeyi göze alacağız biraz. Kanayacak. Sonra da iyileşecek. İyileşecek. Hı hı. İlk şart o kendini koru. İkinci şart gerçekçi değil deme ama seni üzen herkesten her şeyden vazgeçmek bir yolu yok deme. Öyle oluyor. Ama seni üzen herkesten her şeyden vazgeçmek. Mutlaka bir yolu vardır. Mutlaka vardır. Eğer talipsen, eğer istiyorsan. Bak hep söylerim. Eğer hayatına dair hakikaten büyük bir hayalin varsa imtihanların da büyük olacak. İmtihanların da büyük olacak. O imtihanlara girecek kadar hazır olmak zorundasın. Bedenen, ruhan, ruhen, kalben. Bunu da ee, katılacağımız bir iki seansla yapabileceğimiz bir şey olarak görmek büyük hatadır evet. İnsanların duygularıyla yüzleşme ihtiyacı var Bazı öğretiler var Yıllarca anlattım bunları Sahnede de anlattım. İnsanları duygularını yok saydırmaya çalışıyorlar. <laughs> Birini duyduğun bir kızgınlığı ya da öfkeyi öteletmeye çalışıyorlar. <laughs> e, ben ona kızdığım bir şey, ben onu önemli gördüğüm için e, öfkeleniyorum. Önemli görmezsem öfkelenmem. Değil ya. Biri sana yanlış yaptıysa, biri sana onca emeğine karşılık bir saygısızlık yaptıysa, ona öfkelenmenden daha kolay bir şey, da, daha normal bir şey yok mesela. <laughs> Öfkelendikten sonra, yo öfkelenmeyeceğim ona. Hayır, niye öfkeleniyorum ki kız? Yapma bunu kendine ya. Yaşadığın, hissettiğin hiçbir şeyi yok sayma. Bir gün mutlaka kapını çalacak. Evet. O e, i̇nsanın özür dilerim kendine yaptığı da, e, haksızlık bir yandan değil mi? Bir başka başlık altında benzer bir konu konuşmuştuk. Orada da insanın kendine üzülme şansı vermediği. Hani bir mesela kaybın ardından yaz süresi yaşama şansı vermediği, üzüldüğünü belli etmemeye çalıştı ve bunun normal olmadığı şeklinde. Bravo. Psikiyatri bilimine ters. Hmm. Psikolojiye ters. insanın doğasına ters. Yaşadığın, hissettiğin şeyleri yok saymak en güçsüz, en zayıf anında seni yoklayacak sana zarar verecek kenara kıyıya zehir bırakmak demek. Halının altına süpürmek. Mutlaka o ağırlığı kaldıracaksın. O tozlar burnuna girecek ve belki de kötüsü işte bu. En güçsüz, en zayıf olduğun anlarda. O kadar birikmiş toz. Ya. Bugün çözdüğünü iddia ettiğin ya da çözmeden üstte örtülü tamam hallettim deyip sak kıyıya köşeye attığın, dip köşeye bıraktığın her şey gerçekten yüzleşmediysen bir gün mutlaka kapını çalacak. O inatlaşın savaşın dediğim şeylerden bir tanesi oydu. Sana ne kadar acı verse de. Gördüğün muamele neyse onunla yüzleş ya. Hı hı. Yaşadığın şey neyse onunla yüzleş. Bak tırnak içinde tadını çıkar. Hı hı, hı. Yolu sev. Evet. Doğru. Tadını çıkar ki doğru. sen de bir sonraki e, ...olayda... ...bir sonraki adamda, bir sonraki kadında... ...bir sonraki iletişiminde diyelim... ...karşına çıktığında... ...ne yapacağını bil. Evet. Hazır ol. Evet. Bir bir simülasyon görmüştüm geçenlerde. Böyle aşağı doğru, doğru eğimli bir rampa... ...iki tane kanal var üstünde. Aha. iki tane top yuvarlanıyor. E, Rampalarda bir tanesi... E, ...dümdüz... ...ve top hızla gidiyor ve bir deliğe giriyor. Yanındaki ramba, rampa... ...rampa ilişki çıkışlığı... Evet. Zannediyorsun ki o topun yolu daha uzun ve zor o yüzden daha geç gidecek. Hayır müthiş bir ivme kazanıyor ve diğer topun neredeyse yarı yarıya zamanında o deliğe ulaşıyor. Şöyle yani iniş güç alıyor. O videoyu izledim ama Hı. o videonun sonu öyle bitmiyor. Sonuna bakmadım. <laughs> Bana çağrıştırdığını ama anlatacağım. O kısmı e, müsaadenle anlatayım. Elbette öyle. Hı hı. İniş çıkış bize bir iğme veriyor. Hı hı. Ama yaşadığımız şeylerden hani böyle çok klasik cümlelerle konuşmak istemiyorum ama hı hı. aldığın ders çok kıymetli ya. Ama aldığın dersin gerçek bir öğrenme olup olmadığına da bakmak lazım. E tabi yoksa o iğme hep aşağı doğru gider. Hep yukarı aşağı çıkamaz doğru gider. ki. Bir de gerçek öğrenme dediğimiz şeyi de bilmemiz lazım. Hı. Düşünmeyi hissetmeyi öğrenmek diye bir şey var. Düşünmeyi hissetmeyi öğrenmek daha çok okuyarak olur. Daha doğru analizler yaparak olur. Hayata daha gerçekçi bakarak olur. Bak insanlara hayal kurmasını demiyorum. Hayal kur. En büyük enerji kaynaklarından bir tanesi bu. Ama kendini kandırarak karar alma süreci olmamalı o. Hani işimin bir parçası motivasyon. Motivasyon kendini kandırarak karar alma süreci değildir. Hı hı. Olmadığın özellikleri varmış gibi hayal ederek karar alma süreci değildir. Hı hı. Kendini iyileştirme biçimidir evet ama gerçekçi. Reel eksiklerini görüp o eksikleri tamamlamak için ne yapabilirim sürecidir o. Hı hı. Kendimi çok iyi hissediyorum. Nedensiz mutlu olmayı öğrenecek insan. Tabii. Nedensiz mutlu olmayı öğrenecek. İnatlaş dedin ya elbette. Israr et hayalin neyse. Onda et. Ama kendini kandırarak değil yaptığımız şeylerden bir tanesi bu. Hı hı. O yüzden bugün kendini çok iyi hissedip bir hafta sonra kendini çok kötü hissediyorsun. Hı hı. Motivasyon bir amaç belirleme işidir, hı. bir hedef belirleme işidir. Onun için mücadele etme işidir. Ama yatırım yapmadan hani meşhurdu ya o piyango çıksın bana piyango almadı. Hı hı. Nasıl çıkacak? Evet. Sen her gün hayatına yeni bir şey katmaya üşendin, tembellik ettin, kaçtın. Yüzleşmedin. Yapman gerekeni yapmadın. Yapmadın. Ne Sonra olacak? da hayal kırıklığı vuruyorsun. Zayıflaman gerekiyordu, zayıflamadın. E hmm. bütün adamlar beni beni beğensin, bütün kadınlar beni çok güzel bulsun. Hmm. Ama yapman gerekeni yapmadın. Hmm. Ha? Çok iyi konuşayım, ama okumadın. Hmm. E insanlar beni beğensinler, ama davranışlarınla ilgili bir analiz yapmadın, kendine çeki düzen vermedin. Yani her zaman her konuda olduğu gibi, dışarıda bir değişim arzuluyorsak önce kendimizi. Deniz donanım yoksa hiçbir yok. şey yok hayatta. Hı hı. Donanım yoksa donanım da ölene kadar öyle devam edecek bir süreç. Ya. Donanım yoksa hiçbir şey yok. Hı hı. Etrafında sana iyi gelen ama seni kandıran bir iki arkadaştan başka bir şey bulamazsın. Hı hı. Yani çok mükemmel olmayı istemek de gerçekçi değil, değil mi? Çünkü mükemmel nedir zaten hani? Mükemmel Muhteşem yaşamayı tercih etmeli insanlar. <laughs> evet. Mükemmel olmak olma çabasındansa evet. muhteşem yaşamayı, muhteşem yaşamaktan kastım e, zihnen muhteşem yaşamak, bedenen, kalben muhteşem yaşamak. İlle de çok iyi maddi olanaklardan bahsetmedim. Söylediğim hiçbir şeyin e, maddi bir e, karşılığı yok. Hı hı. Muhteşem yaşamak zihinsel bir şeydir. Hı, hı. Beynimizi ...yetiştirmekle ilgili bir şeydir. Beynimizi doğru kodlamakla ilgili bir şeydir. Bak bu öğretiler... ...az önce saydığım öğretilerin yapmaya çalıştığı şeylerden... ...bir tanesi budur. Elbette bunları yapalım. Ama insanlar kendilerini kandırmasınlar. Bir iki tane evet. seansa giderek... E, hayatını muhteşem yapmak... ...çok mümkün görünmüyor. Evet. O da bir tür tembellik... ...kolaya kaçmak oluyor. Az önce bahsettiğin o konfor olanı... ...dediğin şey var ya, o da bir konfor olanı. Tabii. Ya ben bilmem işte şu şuraya gidiyorum, şu eğitimi alıyorum... Hayatında ne tür bir değişikliğe neden oldu? Belliğine kazındı mı? Hafızana kazındı mı? Arkadaşlarının ilişkilerine yansıdı mı? Eş hayatına yansıdı mı? Seni mutlu etti mi? Kalıcı bir mutluluğa neden oldu mu? Sen de kalıcı bir değişikliğe neden oldu mu? Bir önceki senden daha iyi durumda mısın hakikaten? Hı hı. Öyle kafamı rahatlattım. Müzik falan. Öyle hı. değil bu onlar. Bu şeye benziyor sanki. Ee, kolun yorulmadan taş atmak hani. Kolumu yormadan taş attım. Mümkün Niye bir şey mi? olmadı? Aha. Atamazsın. Çok doğru, çok doğru. Ve e, yani kendimle alakalı hep her şeyi düşünüyorum. Şimdi siz konuştukça. kendimle e, ilgili de düşünüyorum. Ben neyi, ne zaman, nasıl yaptım diye. E, inat etmek. Evet, bir, bir konuda bir şey arzuluyorsan eğer, bir şey hayal ediyorsan, bir şey ulaşmak istiyorsan, bir duruma gelmek istiyorsan. İşe kesinlikle kendinden başlamak ve sebat etmek e, gerekiyor. Hani böyle üç günde beklediğim kadar yol kat etmedim diye e, vazgeçmek ya da e, işte demek ki olmuyormuş diye çabuk demoralize olmak falan o o, o e, yani biraz acaba zorlanmayı da mı sevmek gerekiyor? Zorlanmayı biraz e, sınırlarımızı zorlamayı biraz alışkanlıklarımızı kırmayı. Hani her gün bildiğimiz yoldan yürümeyi değil de hani bir günde başka bir şey denemeyim mi acaba? öğrenmek Mücadele gerekiyor? iki parça bir şey. Hmm. Bir parçası da vazgeçmek. Çok güzel bunu da not alıyorum. Yani sürekli not alıyorum. <laughs> vazgeçmek ne zaman vazgeçeceğini bilmek önemli bir şeydir. Hı hı. İkincisini de başlık olarak söyleyelim çünkü soru ara vereceğiz bunları ben uzun uzun anlattıracağım mücadele iki yönlüdür biri vazgeçmek biri savaşmak biri vazgeçmek biri vazgeçmek ikincisi savaşmak arkadaşlar e, merakla bekleyeceğinizi düşünüyorum kısa bir aradan sonra değerli konumla bu konulardan kaldığımız yerden devam etmeye e, ben Sarası çok kararlıyım var. sizi de bekliyoruz kısa bir aranın ardından Deniz Ulay'ın 4 hafta devam edeceğim Zorla 24 hafta sonu devam ediyor. Çok değerli insan, çok sevdiğimiz, hepimizin hayranlık duyduğu sanatçı, sevgili Serpil Tamur aramızda. Benim, hoş geldiniz Serpil hoş ablacığım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Ben de seninle bir arada olduğum için şu anda çok mutluyum. Çünkü senin çocukluğunu biliyorum. Evet, evet. Ben yani, de çok duygulanıyorum şu anda. Çok, ben ee, de de öyle. Çok keyifli ve akıcı bir sohbet olacak. Devam edeceğiz. Önce bir haber kanalı olduğumuz için tamam ufak diyorum. bir haber turumuz var. Ona pas atıyoruz. Ardından sohbetimiz sürecek. Yerel seçim sonrası ilk kez toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu'na başkanlık eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi. Oy oranlarının gerilediğine dikkat çeken Erdoğan'ın güneşi gören buz gibi erimemek için AK Parti'nin hatalarını görüp kendini toparlamak zorunda olduğunu belirttiği öğrenildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 31 Mart yerel seçimlerini paylaştığı bir mesajla değerlendirdi. Sandıktan gerekli mesajların alındığını söyleyen Bahçeli, sonuçların çok boyutlu değerlendirileceğini söyledi. Müzik Bu yıl eğitimde bayram tatiliyle ara tatil aynı döneme denk geldi. Yaklaşık 20 milyon öğrenci için son ders zili çaldı. Öğrenciler 9 günlük ara tatile çıktı. 9 günlük bayram tatili başladı. Seyahate çıkacak vatandaşlara beklenen haber geldi. Bayram süresince köprü ve otoyollar ücretsiz olacak. Ramazan bayramı öncesinde etiket denetimleri de hız kazanacak. Ticaret Bakanlığı çalışmalarını yaptı. Ekipler hem bayram öncesinde hem bayram sürecinde sahada olacak. Market, pazar ve çarşılardaki etiketler mercek altına alınacak. Mevzuata aykırı satış yapan işletmelere idari para cezası kesilecek. Müzik Emeklilerin 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri öldendi. Yaklaşık 16 milyon emeklinin ikramiyeleri aylıklarını aldıkları hesaplara yatırıldı. Beşiktaş'ta bir gece kulübünün tadilatında çıkan yangın 29 cana mal oldu. Felaket plançosunun ardındansa ihmaller zinciri çıktı. Tadilatın kaçak yapıldığı belirlendi. Ayrıca tek çıkış kapısı bulunuyordu. Bu da ateş kapanına dönen işletmeden işçilerin kaçmasını imkansız hale getirdi. Baş sinema olarak tanınan ünlü yapımcı ve yönetmen Türker İnanoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Kariyeri boyunca 50'den fazla filmi imza atan İnanoğlu için Tim Show Center'da uğurlama töreni düzenlendi. Ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze namazı kılındı. Sevgili Serpil Tamur ve e, Volkan Akay'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Serpil ablacığım, izninizle e, çok önceden tanıdığım, birlikte çalışma şerefine de nail olduğum, e, çok değerli bir insan. O yüzden bir hani Neler yaptınız? Nasılsınız? Görüşmeyeli ben değil, kısa bir ara verdiniz. Ondan önce bir inanılmaz popüler yıl. projelerde rol aldınız. Aynı zamanda bir sürü oyunlar koydunuz. Evet. Hem tiyatro hem diziler, filmler her şey yani. Çok aktif çalıştığım için dedi ki bana biraz dur, biraz dinlen dedi. Son bir buçuk yılımı dinlenmekle geçiriyorum. O Volkan Bey'in de alanına giriyor. Az sonra geleceğim. <laughs> Hayat diyor bunu çünkü bazen. Evet. Yani o kadar çok çalışıyordum ki Adana'da dizi çekiyorum. Üniversitede burada derse geliyorum ve ondan sonra da e, jüri üyesiydim. Gelirken Adana'dan buradaki oyunları organize edip gelip oyunlara gidiyorum akşam. Yani çok dolu, çok aktif bir dönem geçirdim. Ama ondan sonra dedi ki birazcık burası dur dur sen dur çok yoruldun dedi. Biraz durduk son bir buçuk yıldır bir şey yapmıyorum. Ama artık doktorum izin verdi yapabileceğim bundan sonra açığım. Zaten büyük bir tazelenme, yenilenme, gençleşme fırsatı olmuş. Belli ışıl <laughs> ışıl geldiniz maşallah. <laughs> Ay canım benim, canım Gerçekten benim. O öyle. O senin güzel görüşün. Yok ben hep böyle görüyordum sizi zaten. Ay Herkes canım de öyle benim, görüyor. Canım Değil mi? Benim. Aurasıyla geldi Çok böyle. Iyi maşallah. Yani saygısızlık etmek istemem çok iyi diyerek ama muhteşemsiniz. Yani. Ay sağ olun. Ne kadar güzel bu beni ne kadar motive ediyor biliyor musunuz? Yani şu şu anda... anda bunu çok öyle hissediyorum ki bütün kalbimle söylüyorum. Hı. Muhteşem bir auranız var. Evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Benim için de çok önemli yani sahnede de bu çok önemli biliyor musunuz? Çıktığı anda seyirciyi yakalayabilen bir oyuncu. Yani o Aurasının olması seyirciyi de etkiliyor ee, ve çok önemli bir şey bence. Çok bu arada önemli. çok önemli bir özelliği daha var Serpil ablanın. Ee, ben onu hep gözlemledim ve ayrıca e, hayranlık duydum çünkü bu hem erdemli bir tavır hem de gerçek özgüvenin ne olduğunu anlatıyor bana. Serpil abla e, işte bu kadar ünlü, bu kadar başarılı, bu kadar çok sevilen bir insan olmasına rağmen her zaman fark etmişsinizdir mütevazı davranır insanlara. Kibar, mütevazı, yumuşak yani e, gerçekten özgüveni olan insanlar böyle davranıyor değil mi? Kibirli davranmıyorlar. O oh, ben, o benden çok uzak. Ben çok küçük bir şey söyleyeyim. Ee, i̇yi olmanın ya da mütevazı görünmenin prim yaptığı bir dönemdeyiz. Ama mütevazı görünmenin prim yaptığını bilen insanların takındığı tavır, yüzüne verdikleri şekil, seslerine verdikleri tını öyle fark ediliyor ki. Aha çünkü yüz okuduğu için. Öyle yani mi? Yani size yutturamıyorlar bunu. Bana değil, bence artık kimseye yutturamıyorlar <laughs> evet, Deniz. Yani evet. onu hemen hissedersin. Şimdi dönem öyle bir dönem. Hmm. Ve Serpil planımı üzerinden yola çıkarak söylüyorum. Hmm. O kadar söylediğin şey böyle oturuyor ki hemen görüyorsun onu zaten. Çünkü kendisi gerçek. Hemen görüyorsun. Evet. Ama bu dönem öyle bir dönem değil. İnsanlar ha biraz mütevazı davranayım çünkü prim yapıyor. Biraz iyi insan olayım çünkü prim yapıyor. Aslında öyle değil. <laughs> İlk fırsatta yakalarsın onu. Yani... İyiliği de, erdemi de e, pazarlanacak bir ürün gibi e, ele Bravo. alıyorlar. Tam öyle. Ne değişik değil mi? Çok değişik. Bana çok ters gelen. Şurada yaşamadığımı ne söyleyebilirim, ne oynayabilirim. Oynayamam. Yani özel hayatın al sen oyuncusun oynar. Yok oynayamam. O ayrı bir şey. Sahnede oynadığımız, dizilerde oynadığımız ayrı ama bu çok farklı bir şey. O da ya, o, ilk, oyun, ilk. Evet, oyunculukla ilgili herkesin bilmediği bir şey aslında Serpil ablacığım. Ee, bir karakteri oynadığında e, bir şekilde ona aidiyet geliştiriyorsun ve onu sahiplenmen gerekiyor Gerek. değil mi? O negatif bir karakter olsa bile onu e, sevmek zorundasın. Sevilecek bir tarafı olmasa bile en azından neyi neden yaptığını anlamak ve içselleştirmek zorundasın. Çok doğru. O yüzden bunun içinde e, sahtekarlık değil tam tersine samimiyet işliyor doğru yani oyuncular doğru. hakkında düşünülen o sahtekarlık şeyi vardır ya e, ön yargısı o çok yanlış bir şey. O, şöyle söyleyeyim iyi oyuncular için geçerli değil bence. Ah sağ ol. çok mersi hı, hı. o benim için de geçerli değil yani demin söylediğim gibi ya birisine bir şey söylüyorsun bu takdir yolu bir sözdür. Hı hı. Yanlış anlaşılır mı diye düşünmüyorum çünkü benim içimden gelen o. Ben şimdi deminden beri denizi izliyorum mesela içeride. Ne kadar güzel bir şey böyle geldi, geçti yıllar. Kimler geldi geçti o arada seni izlerken ne kadar güzel bir duygu bu. Çok, çok güzel. Çok. Ben Kardeşim. özgüvenle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Evet lütfen. Ee, ben de not alıyorum sizi konuşturup. Özgüven nasıl bir şey biliyor musun Deniz? <laughs> bir sürü tanımını yapabiliriz aslında ama bak. E, bize tabii çok kaynak oldunuz. İçini deşmektir. Hmm. Özgüven içini deşmektir. Kiminle ne kadar muhatap olacağını bilmek demektir. Öğrenmeye devam etmek demektir. Görünmeyeni görmektir. Konuşulmayanı mırıldanmaktır. Hatta bağırmaktır susanların inadına. Hmm. Hissetmektir, şükretmektir, inanmaktır. Yaşama sebeplerini her gün yeniden tazelemektir. Tazelemek. O yüzden hani... Çok özgüven dedin ya yıllardır da elinde büyümüşsün. İşte Serpil Hanım'ı bence affınıza sığınarak lütfen bağışlayın, saygısızlık kabul etmeyin. Lütfen Serpil ama başardı... abla da diyebilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bence başardığı en önemli şey az önce söylemeye çalıştığım şeyler. Özgüvenin içi böyle şeylerle dolu olmalı. Evet. O yüzden kibir yok, o yüzden ego yok, evet. o yüzden oynayamam bile diyor. Hani İstersem oynarım tabii ama oynamak istemem diyor. Çünkü içsel Serpil bir yolculuk ya. yapıyor. <laughs> evet. Onu alıp içinde yaşatıp tekrar dışarıya vurmak çok farklı bir şey. Yani bana göre değil. Ben hep onu söylüyorum. Ben ben farklı bir taraftan bakıyorum her şeye ama. Pencerelerim çok farklı, çok ayrı ve ondan da mutlu oluyorum ve onun içinde bu yaşa kadar geldim yani demin de söyledim ya kolay değil ya bu yaşa kadar bu kadar büyük bir tempoyla gelebilmek çok önemli. Orta yaşlısınız şu anda. Orta yaşa giriş yaptınız Serpil ablacığım. Çünkü biliyorsunuz eskilerin algısıyla şu andaki şey çok farklı. Tabii çok farklı. Yani doğru e doğru. Gerçekten çok öyle farklı. ama insanlar ama yaşsız artık. 61. sanat yılım. Maşallah. Eli kutladılar. Var. Eksik olmasınlar... Narne'de sabahında oynuyordum o kutladı. 60'ı Adana'da kutladılar 5 kez. 60. sanat yılımda kutlandı. Artık bekliyorum 70'te ne yapabiliriz diye onu bekliyorum. Onun için yaşama dört elle sarılıp öyle devam etmek istiyorum. Çünkü benim bir şeyim var ben oynamak için doğmuşum. Boşluklarımda hep bir gün oynayacağım. Bir gün sahneye şunu koyacağım. Bir gün bunu yapacağım diye düşünüyorum ve sanıyorum ki o beni bu yaşa kadar getirdi. Ve daha çok ileriye götürecek İnşallah. çünkü asıl olan motivasyondur. Beyefendi de biliyorsunuz ha, motivasyon biliyorum. uzmanı yani Bilmiyorum. motivasyon konuşmacısı. İlk bölümde konuştuğumuz hmm. şey şimdi Sahip hanım söyledi aslında canlı kanlı önümüzde hmm. duruyor işte. Evet. Ne demiştik motivasyon kendini kandırarak karar alma süreci değildir. Motivasyon hmm. hedef belirlemektir amaç belirlemektir. Bir sonraki bir sonra ne yapacağım onu düşünmektir, hissetmektir, tasarlamak. Evet. 61 yıl dile kolay ama sebebini biliyoruz o bitmeyen motivasyon kaynağının sonrakini tasarlamış evet. yaptığı işten zevk almış tadını çıkarmış keyfini sürmüş şu bilinci de ben, bence bilinçaltında bir yerde zaman daralıyor hissi de olmuş hep hı hı. Zaman, çok daralıyor. Doğru. Çok doğru. Ne? zaman daralıyor çok doğru zaman daralıyor yani bu bir gerçek artık. Herkes doğuyor ve belli bir yaştan sonra da gidiyor. Zaman daralıyor. O zaman daralan zamanı daha iyi değerlendirmek çok önemli. Çok güzel bir şey yani. Ben şimdi e, dizi de yapmak istiyorum ve şeyde tiyatroda. Bir buçuk yıl içinde çok teklif geldi. Geldi. Bildiğim kadarıyla. Geldi, evet, geldi ama. Oynamak yasaktı. Hı -hı. Onun için daha doğrusu kalabalığa girmek yasaktı. Hı -hı. Onun için mecburen dinlenmeye çekildik. Hatta evden dışarı bile çıkmadım. Hı -hı. Çünkü öğledendi. Doktorlarım öyle söyledi. Ama Evden hala dürtüyorlardır bileceğim. Serpil abla. Ha. Dürtüyorlardır hala. <laughs> Israr ediyorlardır yani. Bitmez evet, o teklifler. Yani i̇nşallah. Yani bir de şey var. İçime sinen bir proje istiyorum. O çok önemli değil mi? Çok önemli. Şimdi hep bunu söyledim ama bir zamanlar Çukurova hı hı. teklifi geldi. Senaryo senaryoda geldi. Senaryoyu okudum. Biz e, eşimle 54 yıllık evliyiz. Maşallah. Evet, yani bayağı baya uzun bir süre. E, ben onunla birlikte konuşuruz, karar veririz. O da çok meraklı benim mesleğime ama onun farklı bir mesleği var. E, bu defa hiç ona sormadan ben bunu oynamak istiyorum çünkü Adana hı hı. yaş belli. Biliyorsunuz alışkanlıklar kendi evinde yatmak kalkmak başka. başka otel de olsa en iyi otel de olsa otelde yaşamak farklı ama dedim ki ben bu rolü oynamalıyım çünkü bu beni heyecanlandırdı bu çok önemli bir şey Bu yani bu yaştan sonra 58 yılda o zaman 58 yıl sonra bir şey seni heyecanlandırıyor araştırmaya yönlendiriyor gittim merkezlere gittik eksik olmasın eşimle birlikte gittik e, izin verdiler hastaları inceledik onlarla konuştum yemekler yedirdim uzun süre birlikte olduk ve e, bir tanesini buldum işte bu dedim Hamin'le. Ondan sonra da o rolü oynadım. Yani o rol işte öyle bir rol olmalı ki beni heyecanlandırsın, beni motive etsin ve ileriye doğru. Ben inanıyorum ki eğer öyle bir şey olursa işte dört yıl devam eder benim oynadığım diziler... Mesela Kurtlar Vadisi 11 yıl ben devam ettim. Hı hı. Ee, çok uzun süreli oluyor. Süper Baba öyle uzun oldu. Hı hı. Bu da 4 yıl devam etti. Ee, ben inanıyorum ki beni motive eden, beni ileriye doğru o zaman daralan zamanı en iyi şekilde değerlendirmeye götürüyor. İşte gerçek oyunculuk bu biliyor musunuz? Yani deney, gözlem, analiz, analiz. Ee, gerçek oyunculuk buna dayanıyor. Bilim dalı gibi bir şey. Aynen. Ve konfor alanından çıkıyor. O yüzden sürekli gelişiyor. Ben biraz daha altı ile ilgileniyorum hı -hı. aslında. Yani işimin gereği. Bence Serpil Hanım'da şey var. O zaman daralıyor kısmının bir şeyinde. Bu benim hayatım. Hı -hı. Onu layıkıyla yaşamalıyım. Hı hı. Onu çok hak doğru. ettiği gibi yaşamalıyım. Onu çok, hak ettiğini vermeliyim. Onu çok layık doğru. olduğu gibi yaşamalıyım. Hisse. Evet. Onu sürekli motive eden şeylerden bir tanesi bence. Bence hepimiz zaten motive eden şeylerden bir tanesi bu olmalı. Evet. Her şartta, her durumda başımıza gelen her şey ne olursa olsun dışarıdan nelere cesaret ederlerse etsinler. Hı hı. Kendimizi içimizden nasıl döversek dövelim başımıza gelen bir sürü olaydan sonra her şartta, her durumda bu devam etmek. Bir, bir şey daha sormak istiyorum. Şöyle, e, mesela hep dışarıdan gelen e, saldırılar ve negatif etkiler ve işte nazar her şey diyebilirsiniz ona, Çelme takmalar vesaire vesaire. Bunlarla karşılaşıyoruz. Ben e, Serpil ablayı bunca popüler işte rol almasına rağmen bu kadar önde bir insan olmasına rağmen hiçbir zaman da bir hırs ve mücadele ve başkalarıyla çatışır bir enerji içinde de görmedim. Yani onun üstüne de e, çıkabilmiş bir şekilde. Allah aşkına öğretin. Öyle... <laughs> <laughs> Ama ne güzel tespitlerde bulunuyorsunuz. Benim bilinmeyen yönlerimi ortaya çıkardınız. Ama doğru mu Gerçekten ben... çok doğru. Yani benim için ee, farklı dedim ya pencerelerim, bakışım çok farklı. Onun için benim için önemli olan farklı şeyler var. Daha önde tuttuğum, daha kendim için kendime yakın bulduğum ve onlarla birlikte mutlu olduğum. O bana göre değil. Yani benim hırsım hiçbir zaman olmadı. <laughs> Ay demedim. Hiç kimse için demedim. Herkese ay ne güzel dedim. Alkış tuttum. Ee, çok iyi oynadılar. Arkadaşlarım telefon açtım, kutladım. Ee, ama yani bu beni mutlu ediyor. Aynı dönüşümü bulamıyorsunuz ama hiçbir zaman. Evet. Yani bu bir Yapı herhalde değil mi? Benden mi kaynaklanıyor? Bu yapı herhalde. Evet, soralım hocamıza. Saipri abla tabii hepimiz içimizi Hı. başka türlü yapılandırıyoruz. Yani daha hani güncel örnekle yediğimiz içtiğimiz başka okuduğumuz başka izlediğimiz başka iç dünyamızı yapılandırma şeklimiz e, doğuştan gelen genetikte bazı özellikler vesaire işte doğduğumuz zaman o doğduğumuz zamanki enerjiler aslında bir sürü teknik açıklaması var. Ama burada e, Yaptığınız en önemli şeylerden bir tanesi bence e, temiz enerji yaymanız. Enerji kanalınızı o kadar temizmiş ki e, bugüne kadar e, böyle bir kariyer ancak böyle yapılabilirdi. Evet. evet. Bu kadar e, egosantrik olamamak. Bu kadar büyük kariyere rağmen kibirden uzak hal... Ancak böyle yapılabilirdi. Evet. Hey temiz Enerji. İşte evet. Temiz Enerji. Bence sırlarınızdan Doğru. bir tanesi affınıza ha, sığınarak güzel, bence. Estağfurullah. bu. estağfurullah. <laughs> temiz Enerji. Bunu şey... da not alıyorum. Evet, çok evet. güzel. Bunu ben de not alacağım. <laughs> bunu Temiz Enerji çok güzel bir tanım evet. ve çok beğendim. Sağ olun. Eee, siz aramıza katılmadan önce Mücadele iki yönlüdür e, demiştik. E, biri vazgeçmek, biri de savaşmak demişti Volkan Bey. Şimdi bunu biraz açalım istiyorum çünkü eminim hem sizin tecrübelerinizden, hem sizin yaklaşımınızdan öğrenecek çok şeyi e, oluyor şu anda insanların hissediyorum bunu. O zaman e, rahmetli Atilla İlhan'la açıklayalım. Hı hı. E, Ayrılık da sevdaya dahil derdi. Dahil. Ya. İşte vazgeçmek de mücadeleye dahil. Hı hı. Tam da böyledir. Ne zaman vazgeçeceğini bilmek de aslında bir deneyim işidir, tecrübe işidir, bilgi işidir, ferasettir, ön sezidir, sezgi kuvvetidir. Hı hı. Ne zaman... Bugün insanlar hep şunu söylüyoruz. Klasik böyle vazgeçme, asla vazgeçme, asla vazgeçme. Yani tamam ateşleyici bir yönü vardır bu lafın. Ama sebat etmekten farklı bir şey bu. Başka bir şeyden bahsediyorum. Ne zaman vazgeçeceğini bilmek aslında senin ne kadar yetenekli olduğunu gösterir. Hı -hı. Yani şunu söylemiyoruz. Bir hayalin var, kurdun. O hayali gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyorsun. Ama daha ilk çukurda teker patlattın ve vazgeçtin başka bir hayale gittin. Evet, ondan bahsetmiyoruz. O değil. Yani... Bazen bazı şeyleri insanlar hayatta deneyimlemek için gelir ama yapmak için gelmez. Onu deneyimler, ona uygun olmadığını anlar. Onu yapamaz. Hmm. Yeteneği ona uygun değildir, zihni ona uygun değildir. Aslında ben işte çok iyi oyuncu olacağım der ama ona uygun değildir altyapı, zihni, kalbi, hiçbir şey. O zaman o yüzden söylüyorum ne zaman vazgeçeceğini bilmek mücadelenin en önemli parçasıdır. Bu kişisel ilişkiler, iletişimler için mi Her Yeterli. Yerde. yeterli. Neden biliyor Tabii. musun? Çünkü bunu kabul etmekte zorlanıyoruz ama bazen devrilmek, yenilmek, yıkılmak özgürlük hissi verir. Doğru. Bırak kim nereye düşecekse düşsün. Doğru. Yoracaktır seni ama bak belki yorgun ama daha özgür kalkacağından şüphen olmasın. Eğer o devrilmeyi, yıkılmayı, yenilmeyi göze alacak kadar cesaretin varsa, hı hı, hı. sonunda ne olacağını e, bilmesen de oraya yürüyecek cesaretin varsa... O yüzden vazgeçmek de mücadeleye dahildir. O yüzden ne zaman vazgeçeceğini bilmek de insanın hayatında çok kıymetlidir. Bak hepimiz e, dışarıda da öyle. Herkes ne yapıyorsa yalnız yapıyor ya. Hı. Hani etrafımda arkadaşlarım var, dostlarım var, ailem değil ya. Hı hı. Yalnız yapıyor herkes. Hı hı. Üzülerek, ağlayarak, sızlayarak, korkarak, bazen kaçarak, bazen belki herkesten her şeyden vazgeçerek, bazen kimseli konuşmak istemeyerek. Bazen belki kendini kontrol edemediğin, hırsını kontrol edemediğin zamanlarda e, ne bileyim belki küfürler ederek etrafa. Hı hı. Ama herkes yalnız yapıyor. Hı hı. Yalnız yapacaksın. O gün geldiğinde de kimseye hiçbir şey söylemeden hayatını kurmanın ya da hayalini, hayallerini gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşayarak. Hı hı hı. O yüzden. Zaman, evet. Mücadele devam ama ne zaman vazgeçeceğini bilerek. Evet. Ya hani Hı. yaşam boyu e, başarı ödülü diye bir kategori var ya. Yani yaşam boyu başarılı olan insanlar bütün bunları bilen, bunların bilincinde ve olan farkında var. olan çok insanlar oluyorsun. Tabii bir de savaşmak yönü var. E tabi. ama savaşırken dikkat edeceğiz. Yani bugün çok geçer geçer akçeler değil bunlar. Hı. Ama Gördüğün muamele karşısında tavır değiştirmekte ya da gördüğün muamelenin hakkını vermekte gecikme. Hmm. Ama ölçü belli. Sana yapmadıkları gibi. Yani adaletle, merhametle, vicdanla, bilerek, öğrenerek, her gün hayatına yeni bir şey katarak... ...her gün belki başka türlü düşünmeye, başka türlü hissetmeye de ihtiyacı oluyor insanın. Bunları bilerek ve bunları uygulayarak. Hmm. Ancak öyle savaşacaksın. Savaşın ya da öyle anlamlı olacak. Öyle aslında, erdemli olacaksın. Evet, aslan savaşırken bir şeyle veya birisiyle mücadele ederken, bir şey uğruna e, insanın yine en çok kendiyle e, ilgilenmesi, uğraşması, kendini didiklemesi gerekiyor yine. Kendine haksızlık çok etmeden doğru. ama. Tabii, tabii tabii tabii. E orada da öyle bir ikilem var. Yani ama şu yüzleşme meselesini arınmayı falan hani biraz sancılansak bile o, o aşamaları geçmeyi başarmamız gerekiyor. Çok ihtiyacımız var ama şu lafı çok karşıyım Deniz. Hmm. Başına gelen her şeyin sebebi sensin falan diyorlar. Ya öyle değil. De değil tabii canım. Ya öyle Her şeyi değil. kontrol edemiyoruz hani ki. Hani şey yapmak için etrafı önemsizleştirmek ve seni daha çabuk iyileştirmek için söyledikleri şey bu ama yanlış. Başına gelen her şeyin sorumlusu sen değilsindir ya. Hmm. Bak bazen ne yapsan olmaz. Çünkü bazen gerçekten bazı İnsanlar kötüdür. Evet. O zaman rüzgara senin göre. Yap... yelkeni indirmeyi de. <laughs> evet Tamam. Senin edeceğiz. yaptığın bir şey değildir. Bazı insanlar kötüdür. Kötü, Bunu kabul doğru. edeceğiz ya. Doğru. Kötüdür yani. Çok doğru. Bunu da not ediyor Kendimizi dedim. suçlayarak ereceğimiz ya da varacağımız bir nokta yok. Ama hani şart herkes şu. Herkes şeyleri yanlış. Sen ettim sen buldun sen yanlış yaptın sen, sen yanlış seçtin. Var evet. oralarda Ama şimdi. Var soralardı. Evet. Oraları iyi dişle. Yapacağın bir şey varsa, senin yaptığını, hata yaptığını düşündüğün bir şey varsa, hmm. sana söylenen, bak insanlar şöyle enteresan hallere giriyorlar. Hırsızın hiç mi suçu yok suçu diye yok. de bir şey var. <laughs> Ama şunu altın çizmek istiyorum. Bu gerçekten bir denge. Sana söylenen her şeyi göz ardı edip, peşi sıra gelen başarısızlıklarında, mutsuzluklarında, huzursuzluklarında, bu benim hayatım, bu benim hayatım bağırışları atıyorsan, sırf kendini korumak, savunmak, Yaptığın yanlışların üstünü örtmek için bunu yapıyorsan bu seni kurtarmaz. Hı hı. Bazen öyle olur. Kendini suçlayarak eremezsin tamam. Hı. Ama sana söylenen şeyleri göz ardı ettikten sonra başına gelen kötü şeylerin ardından e, en güncel ifadesiyle söylüyorum. Bu benim hayatım sizi ilgilendirmez falan nidalarıyla da varacağın bir çözüm yok. Hı hı. O senin yüzleşmeni ve az önce bahsettik arınmanı engeller. Aslında bir son... denge değil mi önemli olan? Hayatın kilit sözcüğüdür. Hmm. Yakalamak çok kolay da bir şey değildir. Değil, evet. e, hormonlarımız var, duygumuz var, hırsımız var, o var, bu var falan bir sürü şey. Denge hayatın kilit sözcüğü ama kolay değil. Kolay değil. Her, Her zaman dengede durmak kolay bir şey. fayda var. Evet. 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 Siz bunu nasıl başarıyorsunuz? Her zaman dengede durmayı... Belki de ama hani e, bu anlamda gördüğüm en istikrarlı insanlardan biri olmanıza rağmen Serpil ablacığım, belki de e, fazla yorulmak da, fazla koşuşturmak da e, dengeyi bir nebze bozdu ve şu anda denge edindiniz. Belki de bir yönüyle çok de doğru. bakmak lazım. Çok yani. doğru, çok doğru. Gerçekten öyle. Fazla yorulmak değil, çok açılmak. Hmm. Yani birkaç işe birden bir gün içinde bölünmek. Hmm. Belki bir de şeyi unutuyoruz, ben hep onu unutuyorum. Yani... Yaş geriye gitmiyor ki ileriye gidiyor ama ben hala orada kalmışım o enerjiyle bana hep onu söylüyorlar Adana'da da onlar genclik <laughs> çocuklarım diyorum ben onlara Abserpia ee, abla bu kadar enerjiyi nereden buluyorsun dediler hep onu söylediler ama yavrum ben bir şey yapmıyorum normal hayatımı yaşıyorum farkında olmadan çok fazla bölünmek ve çok fazla çalışmak. Yaşı, ben hep inanmam. İnsanlar yaşlanmaz, sadece yaş alır. Hı hı. Ben hep bunu söylerim. Ben yaşlanmam. Eşim artık biz yaşlandık diyor. Mesela da <laughs> yo hayır diyorum. Hayır, biz yaşlanmadık. Biz yaş aldık sadece. E, demek ki. Yaşlanmak da o işin altından yavaş yavaş geliyormuş. Onu fark etmeden bu kadar çok görünince e, anlıyorsun ki belli bir şekilde kendine dikkat etmen gerekiyor. Hı hı. Yani benim e, gözlemlediğim bu benim. Bizim mesleğimiz gözlem mesleği zaten yani her şeyi gözlemliyorsun. Kendini de bu arada belki ama daha yarım gözlemleyebiliyorum. Benim anladığım o. Hı -hı. Yani çok fazla bölünmeden belli bir şekilde gitmek, Hı -hı. belli bir oranda gitmek, bir işi yapıyorsan bir işi yap. İkinci Odaklanmak, iş... dağılmamak. İkinci işi hmm. alma, üçüncü işi hiç alma. <laughs> Benim gibi. Ama ben tabii hep böyle yaşadım. Hı -hı. Yani. Mesleğe girdiğim andan itibaren Bir günde dört oyun oynadım evet, O evet. zamanlar öyleydi Yani evet. bir günde çocuk oyunu vardı matine vardı o Üçüncü tiyatro vardı Oda tiyatrosu vardı Bunların hepsinde rollerim vardı Ve ben bunu sabah evden çıkıyorum Sekizde dokuzda Onda çocuk oyunu başlıyordu Akşam eve dönüyorum On Ve ama mutluyum çünkü sevdiğim işi yapıyorum ve sevdiğim işi içten gelerek yapıyorum. Kimse beni engelleyemiyor. Kimse bana mani olmuyor. İşte bunlar belki dediğim gibi bu yaşa kadar gelme nedenim. Bana hep onu soruyorlar. Bu yaşa kadar nasıl geldiniz? Bu yaşa kadar böyle geldim. Farkında değilim ki ben şimdi birine yaşımı söylerken Ay diyorum ben bu yaşta mıyım sahiden? Ay evet bu yaştasın. Dönüyorum bakıyorum arkama ne kadar çabuk geçmiş yıllar. Çok çabuk geçiyor. Ve gençlere hep onu öğütlüyorum. Gününü ...değerlendir... ...hiçbir işini veya yapmak istediğin şeyi... ...yarına bırakma... ...bugün çok önemli... ...erteleme... erteleme. Hmm. ...hayır asla erteleme... ...yarına bırakma... ...bugünün ne yapmak istiyorsan bugün yap... ...oraya mı gitmek istiyorsun git bugün... Hmm. ...seni yoracak mı yorsun git... ...onu yapmak istiyorsun oraya da git... Hmm. ...ama... Ertelemek. Zamanı da doğru kullanmak çok e, önemli. çıkıyor bunun içinden değil mi? Sizin bu bence, önerileriniz var mı başarıya giren yolda? Bence yoldan... e, Serpil abla e, kişisel gelişim e, konferansları vermeyle <laughs> çok kalben söylüyorum. Çünkü bugünkü kişisel gelişim öğretilerinin çoğunda söylenen laf şudur, anda kalmak. <laughs> yani ertelemeden anda kalmak. Serpil <laughs> abla <da> onu yapmış. <laughs> çok da iyi yapmış. Yani evet. bu Bugünkü enerjisinin, bu kadar e, büyük bir e, kariyerin sebebi bu, anda kalmış. Hı -hı. Yani daha uyarlayalım, tadını çıkarmış ya. Hı -hı. Bu çok doğru. Yolu sevmiş yani. Çok tadını Vallahi çıkarmış. Varmayı değil de yolu. Çok. <laughs> yani benim için aşk, sevda, sevgi her neyse nasıl tanımlarsak tanımlayalım... Benim yürüdüğüm yol o yol. Ama bunun yanı sıra iki tane evladım var. O iki evladım, üç torunum var. Şimdi bir 17 yaşında kocaman. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Tüm çocuklarımızı, e, onlar da ayrı keyif. Ama benim yolum, esas yolum bu. Ve beni mutlu eden, motive eden, daha ileriye gitmemi hep arkadan itekleyerek beni biraz daha ileriye git diyen, ben çok, yani çok, mesleğimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi torunum işte bir küçük okul temsilinde oynayacak. Bana çalıştırayım dedim seni gel de biraz bakayım. İnan bana bir baktım ben heyecanla. Aynı tiyatrodaki gibi yönetmenlikte ne yapıyorsan bir baktım. Şu kadar çocuğa onu uyguluyorum. Demek ki bu farklı bir şey içten geliyor. Tabii. Ve onun doğrusunu uygulamak istiyorum. Onda her şeyin en güzelini görmek istiyorsunuz. Farklı bir şey yani bilemiyorum siz nasıl değerlendireceksiniz İşte buna idealizm ama diyoruz aslında. İdealizm. belki. Evet. Mindfulness diye bir öğreti var ya, hı hı. E, dünya çok yaygın burada da çok var. O şunu söyler: Gerçekleşeni, e, gerçekleşene saygı göster e, ve ön yargısız kabul et diye böyle bir enerji ancak böyle açıklanabilir. O hmm. yüzden dedim mindfulness e, konuşmacısı gibi hmm. Serpil abla. Çünkü hmm. hayata öyle geçmiş, gerçekleşene saygı Tabii. göstermiş ve ön yargısız kabul etmiş. Ön yargısız kabul etti. Çok doğru. Çok doğru ve bundan çok mutluyum. Yani dönüp baktığım zaman iyi ki yaşadım, iyi ki bu yaşa kadar geldim diyebiliyorum. Yani nice yıllara. 70. sanat yılınıza davet edilmeyi bekliyorum o zaman. <laughs> Ama ciddi söylüyorum. 70. sanat yılıma geleyim. Bugünkü i̇nşallah. enerjimle i̇nşallah. inşallah. Demek ki 9 yıl 9 yıl daha var. Biraz zor ama olsun. Yine de ümit edelim. Değil mi? O hedefleyelim ve o hedefe doğru yürüyelim. O zaman yürüyebiliyorsun. Ben gelmeye İnan. niyet ettim şu anda. Tamam, ben, memnuniyetle. Ben, memnuniyetle. Ben ne niyet kadar ettim şu anda. güzel. Ve hiç zor olacağını da hissetmiyorum. Ben, i̇nşallah, inşallah. Ne kadar güzel bir şey ya. 70 yıl sevdiğim bir işi yapmak, sevdiğim bir işte olmak. Her şeyiyle ama bunu biraz da mutlu bir ev hayatıyla da destekliyorsunuz. Yani eşiniz Tabii. size çok yardımcı oluyor bu konuda. Ee, her konuda, her konuda. Çünkü o da bu mesleği senin kadar seviyor. Hiç unutmuyorum, ee, Lorca'yı oynarken... Seda Yıldız da vardı. Seda Yıldız koşarak geldi. Sarp dedi ya. Uygur abi yine salonda. Yüzüncü kez mi izliyor oyunu dedi. Evet yavrum dedim. Yüz de olur. Biz kaç oynarsak. Ondan bir iki eksik izler dedim. Ah canım. Hepsini oturur zevkle, keyifle izler. Yalnız benim oyunlarımı değil. Bütün oyunları. Tiyatroda oynayan bütün oyunları da keyifle, zevkle izler. İşte öyle bir eşiniz olduğu zaman mesleğiniz ayrı olsa bile çok keyifli oluyor yaşam. İki tane çocuk bu arada büyütmüşsünüz, onlara eğitim verdirmişsiniz, onlar evlendirmişsiniz, torunlarınız oldu. Bana o kadar güzel geliyor ki anlatırken böyle ağız dolusu anlatmak istiyorum. Çok güzel bir duygu ve bu duyguyu herkes yaşıyor. Bir şey ilave edeyim e işte mi Deniz? çok önemli. Sigmund Olsun. Freud diyor ki <laughs> evde ve işte mutluysanız mutlusunuzdur diyor. Mutlusunuz. <laughs> e işte ikisi beraber zaten evdeki <laughs> destek, evdeki <laughs> uyum işe de yansımış. Evet. Kariyer böyle. Mutlu, işte yorulmamak böyle, evet. devam edebilme gücü böyle. Evde ve işte mutluysanız mutlusunuzdur diyor. Evet. Evet. İşte herhalde bizde o var. Evde ve işte birbirini destekliyor. Ben de onu bilmeden söyledim bunu. Ee, gerçekten o zaman daha başarı kolay geliyor insana. Çok daha kolay elde edebiliyorsunuz çünkü. Hiç evi düşünmüyorsunuz. Biliyorsunuz evde birisi var. İki çocuğun e, eğer iyi bir eğitim aldılarsa bunu e, yatsıyamam. Babasının desteğiyle olmuştur. Babasıyla çalışmışlardır. Çünkü ben hep tiyatrodayım. Huzur büyük bir enerji kaynağıdır. Çok. Mu? Evet. Zamanı doğru kullanmak, iş bölümü Zaman. yapmak, ortaklık, partnerlik yapmak birbirine. Ee, ben Burada tabii birçok farklı alandan konuklar ağırlıyoruz. Özellikle kadınlarda çeşitli yaş gruplarından ve çeşitli mesleklerden başarılı olmuş, yaşam amacını gerçekleştirmiş, başarı öyküsü olan kadınlarda hep kendilerine destek olan bir eş var Merhaba. hayatlarında. Ve hepsinin de mutlu bir özel hayatı var. Yolunda giden ve süren bir özel hayatları var. E ee, bu tesadüf bak. değil herhalde. Değil, değil, değil. Ayrılıklara bak. Hı. Ayrılıkların önemli bir kısmı e, aslında hani laf şudur. İlgi göstermiyor bana. Hı hı hı. Ama dibine bak. işte işi yoğunluk bilmem neyse o dengeyi yakalayamamak yüzünden. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Onun işini sevmiyor belki. Ya da onun işine ayır, ayırdığı vakti sevmiyor belki. Hı hı. O, o yüzden bir a, ...adına ilgi göstermiyor ya da bana çok ilgi... ...az ilgi gösteriyor diyoruz. Hı hı. Ama altı o. Onun işini sevmiyor belki. Hı hı. O yüzden... ...Sahipil ablanın yakaladığı şey muhteşem. Evet. huzur <laughs> Ay canım benim sağ ol. Evet, birbirinin yaptığı iş... ...kendi işi olmasa da... ...ona ilgi duymak bir şekilde... ...değil mi? O, o, o zaman çünkü... ...olayı kavrayabilir ve... E, ...destekleyebilir içten bir şekilde. Yani yaptığın şeye saygı duyuyordur hı hı. ki... Ee, seni dengelemek için o da emek veriyordur yani bunu yakalayan insanlar mutlu oluyor açıkçası az önce söylediğiniz gibi evet, evet. çok doğru çok onu yakaladığınız anda huzurlu oluyorsunuz mutlu oluyorsunuz her bakımdan ve bu sizi farklı bir yerlere götürebiliyor mesleğinizde başarılı olabiliyorsunuz işinizde oluyorsunuz aynı anda üç işi birden yapabiliyorsunuz. Yani şu anda düşündüğüm zaman bir türlü yerine oturtamıyorum. Ya ben nasıl oldu? Üniversite bir yandan, tiyatro bir yandan, dizi bir yandan ve en güzeli ee, tiyatro için jüriyesi olmak bir yandan her gece bir oyun izlemek farklı bir yandan bunların hepsini bir yerde toplayabildim. Yani gerçekten mutlu yaşadım. Evet. Hani mutlu yaşadım, evet bu kadar yoğun yaşadım ama bu bana çok büyük bir mutluluk verdi. Bundan sonrası da inşallah böyle devam eder. Ve daralan zamanı iyi değerlendirmeye doğru götürür. Valla bir şey söyleyeyim mi? E, zaman da izafi olduğu için artık daralıyor mu, genişliyor mu? Bunu da yönetebiliyor muyuz? E, o konularda benim çok kesin kalıplar yok e, kafamda açıkçası. Yani herkese yeteri kadar zaman verir yaratan diye düşünüyorum. Ya inşallah. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah. Ee, i̇nşallah. Bence... E, Serpil abla şunu yapmış yaptı şeylerden bir tanesi teslim olmamış evet. yani hepimizin etrafında vardır öyle Hayal sizlere teslim olmamış mesela hı hı. ya da ömür tüketen ne, ne bileyim kafayı tüleyen çal çenelere teslim olmamış hı hı. E, bir şey üretmeyip üretenlere çamur atmaya çalışanlara teslim olmamış ne bileyim emeğini ruhunu gönlünü hissini hayalini çalmaya çalışanlara teslim olmamış hı hı. İşte mücadelenin kaynaklarından biri bu o bitmeyen gitmeyen motivasyonun kaynaklarından Doğru. biri bu. Teslim olmamış. Doğru. İnanmış, inancının gereğini yapmış. Çok güzel motive etmiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel çok, çok güzel. Keşke başta her programa lazım <laughs> burada olsaydım. Çok mutlu olacaktım gerçekten. Estağfurullah teşekkür ederim. Gerçi biraz dinleyebildim içeride ama çok az oldu. Yani tamamen baştan itibaren dinlemek lazım Estağfurullah. gerçekten. Fotoğraf motivayı. paylaşmışlar Serpil abla <laughs> sayfasında gördüm Volkan Bey. In. Şimdi gençler tabii ki gençlerin çok Bence ihtiyacı var ve doğru bir şey gençlerle çalışmak bu konularda. Çünkü yolun başındalar ve e, bunların ne kadar erken farkında olurlarsa onlara o kadar faydası olacak. Bir de çabuk yoruluyorlar. Hmm, ona da değinelim azıcık. Şey <laughs> genç bir topluluğa, bayağı da, kalabalıklar, konuşma yapıyor, e, topluluğu çekmişler. Nasıl motive ettiyse yani sanki şeydeler bir futbol maçındalar ve tezahürat yapıyorlar. <laughs> Herkes <laughs> coşmuş böyle. Dedim o kadar ucuma gitti ki enerjiye bak enerjiye ortamdaki. Bak. Ne kadar yani önemli. çok güzel olmuş. Ee, Gençler öyle... çabuk mu yoruluyor? Evet. Şimdi bizim de benim de inşallah torunum tormam olacak. İnşallah. İnşallah. <laughs> Çocuklarım var. Şimdi o konu hepimizi ilgilendiriyor tabii. Niye çabuk yoruluyorlar? Çünkü çok sıkıştırılmış bir hayat yaşıyorlar. Oh, çok kompakt bir hayatları benim. var. Fiyem. Çünkü bizim belki de 30 yılda 40 yılda öğrendiğimiz şeyleri bir an evvel öğrensin istiyoruz. Biz onlar da bir an evvel öğrenmek istiyorlar. Hayatlarına devam edebilmek ya da oh, herhangi bir şeyden geri kalmamak için. Çok yorgunlar oh. çünkü sürekli bir şeyleri takip etmek oh. zorunda oldukları bir dönem. Hmm. Ee, eskiyle kıyaslandığında bir daha söylüyorum bizim belki de 30 yaşında 40 yaşında hissettiğimiz duyguları aklımıza e, aklımızda yanan o düşünceleri onlar belki de 10'lu yaşlarının başında hissetmeye evet. ve düşünmeye başlıyorlar ve e, içlerinde hani biraz öne çıkmak isteyenler onları öğrenmesi gerektiğinin de farkında. Dolayısıyla çok iyi, çabuk yorulmalarından daha normal bir şey olamaz. Yorgunlar doğru. De, şunu gözlemliyorum. Ee, sanki e, akıl olarak, zihin olarak e, öğrendikleri, onlara yüklenen bir sürü bir sürü hızlı veri, e, onları yaşlarından ileriye götürdü. Ama duygusal yaşları. Değişmediği için onu kaldırmakta da zorlanıyorlar. Yani çok fazla şeyle baş etmelerini Her şey, bekliyor olabilirim. 10 yıl sonra hissetmeleri gereken duyguları 10 evet. yıl önce adapte olmaya çalışınca ah o bocalama döneminin olmasından daha normal ne olabilir? Evet. Bak insanlara biz Türkiye'de e, yapıyoruz bunları tabii yönetmeliklerde de yazar çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimi diye. Ama şey yazmaz mesela duygusal gelişimi diye. Ya. İnsanın en önemli enerji kaynağıdır. En büyük sinerji kaynağıdır başkalarıyla adapte olmasını sağlayan. E, o Oralarda eksik olduğunda, duygu, liyakat eksikliği olduğunda, ya. duygularıyla tanışmakta, onları anlamakta, onları yaşamakta, hangi duygu olursa olsun, ya. geciktiğinde ya da baskılandığında elbette doğru bir gelişim çok mümkün olamaz. Ya. O yüzden çabuk yorulan çocuklar görürüz. Hı -hı. Doğruyu yapmakta geciken gençler görürüz. Hı -hı. Ama şunu unutmamak lazım. Gittiğim yerlerde söylerim. Gençken de doğru kararlar verilebilir. Tamam yanlış yapma, belki ayıp etme özgürlüğünüz Hı -hı. var biraz. Elbette olacak. Bu yaşımda belki yanlış yapıyorum. Değil mi? Hı -hı. Ama gençken de doğru kararlar alınabileceğini bazı noktalarda en azından onları anlatmamız gerek. Hı -hı. İlle de e, artık şey noktasında değiliz Hı -hı. Deniz e, ...deneyimleyerek, yaşayarak... ...öğrenme noktasında değiliz. Hı -hı. Çünkü bunun sonuçları... ...bugünkü... E, ...zamanı düşünerek söylüyorum... ...çok ağır olabilir. Hı -hı. Çünkü çok hızlı akıyor her şey. Evet, başkalarının deneyimlerinden, tecrübelerinden... ...yararlanarak da... E, ...öğrenmeyi öğrenmeliyiz. Hı -hı, hı -hı. E, i̇lle de... Yaşadı, ...öğreneceğimiz her şeyi tecrübe etmek zorunda değiliz. Duygusal olarak da... ...empati yoluyla... işte ...başka bir tabirle hem hal olarak başkasının yaşadığı zorluklarla o olgunlaşma sürecini de hızlandırmış olabiliyoruz. Ama orada aslında. bir şeye ihtiyaç var. Hı -hı. Ee, bir durumu anlayabilmemiz ya da hani o modern deyimiyle işte empati kurabilmemiz için sahici bir empati kurabilmemiz için bilişsel süreci yani düşünsel sürecin de tamamlanmış ya da tamamlanmış çok mümkün değil ama bir noktaya gelmiş olması lazım. Hı -hı. Şimdi hani 20 yaşında bir çocuk seninle empati yaparken ee, tam senin gibi hissetmesine empati öyle bir şey ya senin gibi hissedecek, senin gözünden bakacak, senin kalbinden, senin aklından çok da mümkün değil. değil o yüzden tabii. onlardan böyle empati yapmasını, yüzde yüz doğru empati yapmasını, böyle sonuçlar çıkarmasını beklemek çok doğru değil. Ama yaklaşmasını beklemek ve bunu öğütlemek Hı -hı. çok işe yarayabilir. Anlayış. Hem kendi hayatı için, hem onunla birlikte yaşayanlar için. Hı -hı. Kesinlikle. Ya ne olur gençlere, çocuklara, bizden sonraki kuşaklara anlayış gösterelim. En çok anlayış gösterir. Anlayış gösterir. Anlayış gösterir. i̇lgi gösterelim. E, ilgi gösterelim. Evet. Onlarla birlikte arkadaş gibi olalım. Ben mesela işte Bilim Üniversitesi'nde bu şey Adana'ya gitmeden önce 6-7 yıl derse gittim. E, oradaki tüm gençlerimiz o kadar aç ki her şeye aç. Ve o bilgileri almak için sizi dört gözle bir şöyle bakıyor size. Onları alabilmek için ee, onlarla yakın ilişki kurup oturup sohbet ettiğin zaman mesela ben bir sohbette dediler ki biz niye şiir günü yapmıyoruz yapalım hemen yapalım hemen o gün. Şiirleri bulduk, hemen bölüş, bölündü. Ondan sonra bir prova yaptık ve şiir günü okuldaki öğrencilere şiir günü yaptık. Bunlar e, o kadar sevgiyle yaklaşıyorlar ki her şeyi bırakıyor. Çok sevdiği bir şey işte şiir okumak. Hepsi değil ama aradan aşağı yukarı sınıfın dörtte biri, dörtte ikisi... ...bu işi severek yapıyor. E, o zaman onları yapmak... ...onları tatmin etmek... ...onlara farklı yaklaşmak var. Benim torunum var... ...Türkiye'deki... ...ikisi Amerika'da... E, ...büyük kızım Amerika'da kaldı... ...o maalesef... E, ...şeye gitti ve Amerika'da kaldı. E, i̇kinci de gitti ama onu ağlayasızlığa... ...geri getirdim. <laughs> Ay... Şeyde torunum var, derinim var benim derin oralım. Canım benim 10 yaşında. Biz birlikte oturduğumuz zaman büyük insanla sohbet eder gibi keyif alabiliyorsunuz. Artık çocuklar şimdi farklı gelişim içindeler. Farklı öğrenti. Bir kere o şey var, tabletler var. Onlar e, devamlı ellerinde ve onlara bakıyor ve oradan bilgileri... E, pek çoğu doğru olmayabiliyor birazcık hmm. ee, oraya da şeyle yaklaşmak lazım filtreyle, ee, ona... <laughs> filtreyle yaklaşmak filtreyle <laughs> yaklaşmak lazım bazıları yanlış olabiliyor bilgilerin ama inan bana 10 yaşındaki çocuk onları bile ayırt edebiliyor evet. ve ben bir konu açtığım zaman bir bakıyorum o benden çok cevap veriyor benden çok bilgisi var bu konuyla ilgili ben konuyu farklı bir yere götürdüm ama. Hayır ama, ama çok ilgilendiriyor. Yine arkadaşlar size nispet yapar gibi olmasın ama ben biraz daha sohbet edeceğim. Programın kapanışını yapmak durumundayım şu anda. Süremiz doldu. Öyle mi? Sağ olun var olun. Su gibi aktı su geçti. Gibi aktı ve aktı ve geçti. iki sayfa not çıkardım yine kendime. Çok mutluyum. Ne kadar güzel. Doydum bu sohbetten. Benim yani. için de Harika, çok keyifliydi. Çok teşekkür hem teşekkür seninle ediyorum. hem de birlikte olmak. Çok teşekkür ederim. Evet. Umarım e, sizlerin de e, hoşuna gitmiştir. Hem yüreğine su serpmiştir, hem umut vermiştir, hem de ışık tutmuştur, yol göstermiştir yayınımız. Yarın tekrar birlikte olmak üzere hoşçakalın.